Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah zihnimize, aklımızı hakikate muhatap eylesin, açsın inşallah. Uzun bir ayrılıktan sonra, kaç ay oldu? Vardı, çok oldu abi. 3 ay var değil mi? Var. Daha fazla. Ciddi mi diyor? 15.3'te yapmışız abi. Yani. 15 Mart'ta yapmışız en son. Kaç oldu? 4 ay. Gerçi uzaktan kumandayla, yani canlı yayına epey vaziyeti muhafaza etmeye çalışıldı ama olmuyor işte uzakta, ama o halete bağlı kalmaya sebep oldu yani. Wi-Fi ile bağlı kalıyorsun ya. Şimdi herkes toparlansın diye şöyle birkaç bir yer okuyayım. Yani ısınma adına ama birkaç tane tabir okuyayım. Şeciat, aklı selimin izin verdiği korkunç şeylere cesaret verici bir kuvvet. Yani lugatta gitmiyoruz. Yani hak uğruna kahramanlık yapan gibi tabirler kullanmış lugatta. Aklı selimi, ben şecaata okurken, aklı selimin izin verdiği korkunç şeylere cesaret verici bir kuvvet. Selim ne demek Selim? Akli Selim. Selim. Yavuz Selim. Ayıptan ve kusurdan beri bulunan, dürüst ve sağ olan, korkak olanları valideleri bile sevmezler. Anne bile korkak çocuğunu sevmez. Kibir, imandan geliyorsa vakar lazım demek. İmandan geliyorsa vakar ve şecaat denir. Büyük ile küçüğü, zenginlik ile fakirlik emniyet vermeden hepsine aynı bakmaktır. Sabrın bir manası da sebattır. Söylenilen sözde durmak. Necdet, korkunç ve tehlikeli şeylere karşı telaş göstermemektir, bağdırlığıdır. Göstermek bağdırlığıdır. Hilm, yemeğin tuzu gibi, ahlakın tuzudur. Tersi, meli, yani ahlakın vasatı. Ne abi? Meli. Evet. Tersi meli. Yani ahlakın vasatı meli. Tersi yani hilm, yeme tat veriyor. Meli. Mesela bak. Meli. Hilm. Kök harflerini. O noktadan ters. Ben de diyorum ki. Yok. Yani mana tersi değil. Ben onu burada Arapçasını yazmışım da. Mim, lam, he. Ötekisi he, lam, mim. Melih. Melih. Yeme tat veren ahlaka da melih öyle olur. Ahlaka da melih öyle olur. Allah'ın Celle Celaluhu subutu sıfatlarından akıl yoktur. Allah'ın subutu sıfatları, zatı sıfatlarında akıl yoktur. Fakat irade vardır. Ondan irade aklın içinde değildir ki, irade aklın içinde değildir. Bazı böyle akıl daha cami, irade daha şey zannediyor. Oysa aklımız bazı şeyleri söylediği halde tercih etmiyoruz. Evet. İrade daha cami. Hakikat itibariyle çok kaderi de çözüyor, biliyor musun? Vicdanda
irade vardır. Yani aklı, diman daha derini vicdan. Ama akıl dimağdadır. Aklımız çok şey söyler. Kabul etmeyiz. Yapmıyoruz. Yapmıyoruz. O akıl yapsak serbest bölge mi? Yani akıl da yok. Serbest bölge de ayrı. Yani geneli yapayım. Serbest bölge olur, akıl olur. Çünkü akıl küfürde çalıştığımız zekavete düşüyor. Ha, o zekavet manasında. Evet, düşüyor. Ama ilk önce akıl, yani vahiy geliyor. Serbest bölgedeki gibi akılda da hani bizim ihtiyarımız dışında akılın konuştuğu durum var mı? Onu demek soracak değil mi? Yani iradenin dışında ilk önce vahiye muhatap oluyor ama ne yaparsa yapsın şöyle, akıl vahiy akla geldi mi? Muhatabiyetini ya muhatap olur veya reddeder. Akıl üstü bir sistem lazım. İlla akılla olmuyor bu iş. İrade üstündür. Yani burada usulle gittim. Zat-ı sıfatta kıdem, beka, vücud, vahdaniyet, ilahi. İlim, irade, kudret, ilahi. Akıl yok. Ha, aklı sonra buldum. Neyle yaratılmış? Aklın daha önce ders yapmıştık. Hayatta yaratılmış. İlimle sistemlenmiş yazılımı. Çünkü kainat süzülürse diyor 336 lemalar. Kainat 18 bin alem süzülürse hayat. Hayatı da makineye koysak böyle ince bir cihazla hayattan da his ve şuur süzülür. His ve şuuru da süzsek, his ve şuurun hulasası akıldır der. Orada durur. Ruh ise haşa, sakın ha, bunların hayatı hulasası değil. Cevherdir ve zattır. Sabit ve mustaki zatidir. Bir de bir cevher diyor ama iki sıfatla cevher diyor. Bu aklın karşılığı Şecere-i Hilkat'te Levh-i Mahfuz ya. Levh-i Mahfuz kainattan daha cami değil mi? Hani süzüldüğü zaman akılın ortaya çıkması... Yani işlevi itibariyle, kendi işlevi itibariyle cami ama bütünlük itibariyle yeri orası. Yani mesela aklı olmayan şeyler de var ama vücutta vardırlar. Mesela ağaçlar. Yani mesela Esma-i Mazar kafirler. Aklı yoktur. Hani... kafirin aklı yoktur. Hadi. Abi subüti sıfatta akıl yoktur dediniz. İrade vardır dediniz. Halbuki şöyle demeniz gerekmez miydi? Akıl subüti sıfatta akıl yoktur ama ilim vardır. Böyle demeniz gerekmez miydi? Niye iradeye kaydınız? Evet. Onu devam edeceğim de şöyle bir şey var. Mustakil bir akıl, bir madde yok orada. İlim, irade, sem, basar. Yani bir kere doğru düşünmek için ayağımızı bir sabit koyalım diye. Mesela oradan yapılmıştır. Ayrı bir şey odur. Mesela ilim, irade, sem, basar, kudret, hayat, kelam. Ha, burada yok bir kere. Ha, nereden yaratılmış? Biraz önce kainattan süzülmüş hayat. Hayattan süzülmüş his ve şuur. His ve şuurdan süzülmüş akıl. Süzülmüş, öz. Ha, bakıyoruz kaynağı, hayat. Peki yapılandırma, mesela GPS, flash bellek, hard disk. Aklın kaynağı mı hayat? Evet, yani maddesi. Donanım gibi abi. Yok evet. Abi ben tam tersi düşünüyorum yani, özür dilerim. Şimdi bak, ben bir de söyleyeyim. Yok ben çizeyim diyorum yani. Çiz ama dur ben bir anlatayım. 18 bin alemi makineye koyduk. Kulasasını çıkar yani. Meyve suyuna suyunu çıkar. Ama şimdi vücuttan geriye doğru gidersek yani bu alem, alem-i şehadet geri gel işte hayat geri gel his ve şuur geri gel akıl geri gel ruh. He. Yani geride yani hayattan yapılmış değil yani hayat daha sonra düşüyor yani. Şöyle akıl cihaz ya 27 sözlerde. Cihaz. Yani içindeki yazılım değil. İçindeki yazılım ilim. İçindeki tercihi var, ihtiyar. Kalbin tercihi irade. Yani mesela bir hard diski düşün. İçindeki yüklemeyi sevmesinden itibaren. Yani ki kauçuktan yapılmış diye demiştim. Yani aklın yapıldığı malzeme.
Yani sistem değil içindeki. Akıl mahluk değil mi? Mahluk. Alet mi? Alet. Cihaz insan. O. Biraz devam edeyim. Yani burada net böyle ifade etmem. Allah'ın subutu sıfatta aklı yoktur. Herkes biliyor ama niye zikrediyorum? Yani düşünürken, yürürken bariyerlere çarpmamak. Yolumuz yani doğru düşünmek için. İçeriğinde bir şey olur. Ama bu maddesi yok. Subutu sıfatın içinde akıl yok. Esma'da peki? Ha? Esma'da? Esma'da karşılığı gelecek. Yani alim var ya. Alim, ilim. Ama sistemi onunla çalışıyor. Mesela zaten akıl bir berzahtır. Vahye muhatap oluyor. Aynı zamanda bazı alimler kelam demiş. Hani aklın yapılandırmasına kelam demiş. Niye demiş diye baktım böyle. Külliyata baktım. Bazı alimler aklın yazılımını kelam demişler. Bazı risalede de var bu. Sebebini şey yapacağım. Risalede bazen de aklın yapısı, sistemi ilim deniliyor. Kelam da çok kafama da yatıyor onu. Zaten onun için medar bahsettiğim, devam edecektim de. Çünkü kelamın içerisinde ilim irade var. Yani ilim irade, ilim irade kudreti tazamın ediyor ya kelam. Yani o zaman hakikaten aklın kuvve-i akledince kudret, tercih melekesi var, ihtiyar, irade. Ondan sonra sistemin çalışması ilim. Yani onun için kelam şeyine, subuti sıfatına çok şey geliyor. Çünkü kelam deyince ilmi de barındırıyor. İlim deyince kelamın dışına kalıyor. Yani böyle şeyle gidiyoruz. Dikkat ederseniz hep böyle. Uzuna, yani sistem böyle, ben öyle düşündüm. Öyle bir şey yok. Ta delilin olacak. Yani bizde cihaza ihtiyaç var ama haşa Cenab-ı Hak da bu cihaza ihtiyaç yok. Ya akıl cihazdı bir kere. O tamam. Akıl bir cihazdır. Ruh mahluktur. O da cihaz diyor. Burada diyor. Şimdi devam edeyim. Allah Celle Celaluhu subutu sıfatlarına akıl yoktur. Fakat irade vardır. Ondan irade aklın içinde değildir ki zaten vicdana koymuş. Vicdanda. İrade akıldan daha camidir. Çünkü Kur'an hitap ederken anlamak, idrak etmek, kavramak de aklı vurgu yapıyor. Ama tercihte, kabul ve reddetmekte iradeyi vurguyor. İradelerin şey yapmadığı. Akılları kabul ettiği halde, akılları reddetmediği halde kabul etmediler diyor. Görüyor musunuz? Akla, evet, akla uygundur. Evet diyor ama sihir değil diyor. Neden o diyor? Evet. Neden? Mesela aklımız her şeyi, o her onayladığını tercih etmiyor. Reddedebiliyoruz. Tersini de söyleyebiliyoruz. Mesela taassup oradan geliyor. Biliyoruz takat hemen istifade ediyorum ondan. Ama aleyhinde bulunuyor. Mesela bir tanesi dediği gibi Allah selamet versin. Allah onu ve bizi de affetsin. Seni derslerini benim kadar dinleyen yoktur zannediyorum. En fazla ben istifade ediyorum. Ama hakkını helal et. En çok aleyhinde de ben bulunuyorum. Aynı böyle diyor. Ben yalan demem. Yalan lafsa kafirdir. Sistemin müstakil çalışması. Yani şeydir. Ve Allah razı olsun öyle. Çok hoşuma gitti böyle. Tenkit nazarıyla dinlediği için yoksa? Yok. Yani niçin bizim gruptan böyle birisi? Kendisi de sordum asabiyet yani. Dedim ki niye böyle yaptın dedim. Aynı minibüsteyiz, derse gidiyoruz. Akşam derse. Almanya'da. Bunu da duyacak çünkü dinliyor. Ondan sonra niye dedim bunu böyle tercih ettim? Peki abi hakkın helal, helal olsun dedim. Olsun bulun. Yeter ki istifade et. İnan ben. Yeter ki istifade et. İnan. Yeter ki istifade et. Ne yapın? Helal olsun. Ve şimdi de helal ediyorum. Bana küfreden, hakaret eden, bu malum meseleden de. Hepsine hakkım helal et. Hepsine. Benden dolayı kimse sıkıntı çekmesin aşırıda. Kime? Maddi ve manevi hakkımı helal etmiş. Sonra geri alamıyorsun ha, ben vazgeçtim, helal etmiştim. O bitti o. Çünkü şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Nedir? Üç tane şey. Nikah. Tamam. Talak, şahadetlik. Şahadetliğe giriyor. Evet, bitti ya.
İrade akıldan daha camidir. Aklın üstünlüğü niçin? Bak buradaki şey. Kelam ilahiye mazhar olmasıdır ki. Kelam, ilim, irade ve kudreti tazam eder. Akıl üstündür çoğu şeyde. Çünkü mesela diyelim ki delillerde dahi şey var. Vicdanı bir irade var. Yani vicdanı çalışanlar da irade çalışıyor. Hayvanlarda irade yoktur. Vicdan var. İhtiyar vardır. Vicdan olmadığı için. İhtiyar. Çünkü nereden söylüyor? 24. sözde 4 tane amele var diyor. Bir tane hayvanlardır diyor. Hayvanlarda diyor bir ihtiyar vardır diyor. Mesela misal vereyim. Ekmeğe göre ciğeri tercih ediyor kedi. Bu bir tercihtir. Taşa, ağaca göre çiçeğe oturuyor arı. Bu bir tercihtir. Ne ile yapar? İrade ile yapmazlar. İrade kutsi bir sıfattır. Vicdaniyatı olanın iradesi vardır. Vicdanı olmayanın katmedilmişse irade yoktur, ihtiyarı vardır. Çok acayip. Eskiden düşünürdüm. İrade varken ihtiyar varken niye bunlar yani duruyor? Değil. Mesela ehli bida, Asar-ı Bedi'de geçiyor. İtikadı bozuk ama imanı var. Onun için ehli bida denilir buna. İtikadı bozuk, imanı olana ehli bida denilir. Ama onu ikame ederse cehennemin köpekleri olur. Ehli bida cehennemin köpekleridir diyor hadisler. Onlara bir şey yoktur diyor yani. Demek ki bak biraz konuşacaktık ama acele ettik. Bak burada yazmışız. Ama akılın bir üstünlüğü var iradeden. Evet, sistemle beraber gidiyorum. Dikkat edersen sistem itibariyle doktorum dedin ya, demeniz gerekmiyor muydu? Fakat akıl da baktığın zaman iradeden üstün. Yani hakikaten aklı olmayan dini yoktur diyor. Niçin üstün? Çünkü akıl sistem itibariyle kelam ilahiye mazhar olduğu için, vahye mazhar olduğu için kelam ilahi de ilim iradeyi tazamül ettiğinden irade otomatik oradan alıyor. Hatta ilahi bir iradeye sahip oluyor. Cümleyi bitirirsem daha iyi olacak. Bir de okuyayım. Düz okuyayım. Allah'ın subut-ı sıfatlarından akıl yoktur fakat irade vardır. Ondan irade aklın içindedir, şey değildir. Vicdandadır. Devam ediyor. İrade akıldan daha camidir. Zahirde. Niçin? Vicdanda olduğu için. Aklın üstünlüğü peki nereden geliyor? Vicdan, iradeden üstündür akıl. Çok cihetten. Niçin? Çünkü kelam-ı ilahiye mazhar olmasından, vahye mazhar olmasından, muhatap olmasından, kelam-ı ilahide ilim, irade, kudreti tazamun ettiğinden bu cihette vahiy ile yapılanan akıl, iradeyi, ilmi, kudreti tazamun ediyor. Yani ilim seçme değildir. Bakın, ilim seçme değildir. Seçmez ilim. Bunu irade yapar. Tabirleri, tanımları bilmesek aynı şeyi konuşur ve anlıyoruz zannederiz ama değildir. Konu değişiyor. Gölge. Şeyde o iradenin yani bir noktada irade üstün yani şey, evet, olarak ama aklın üstünlüğü de var deyince ben hemen şu akılla nakil çatışırsa akıl esas alınmak, nakil ona tevil etmek ama akıl lazım. Akıl olmak şartıyla. Onu anlatıyormuşsunuz gibi geldi. Yani. Aynen. Orada da üstad bir yerden giriyor. Sonra diyor akıl olsa gerek. Akıl akılsa üstündür. Makam itibariyle de şeydir. Yani mesela akıl akılsa bir iradeden üstün. Vahye muhatap oldu ya. Yani akla böyle çanak anten gibi uydu, vurdu. Yani akıl, kelam ilahi, yani vahiy. Vahiy ile boyalanmış bir akıl, ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. O zaman duman ediyor hepsini. Mükemmel bir şey oluyor. O akıl. Çok tuhaf ya. Ustad diyor ki akıl ile nakil çatışırsa. Çatıştı nakil. Nakil üstü. Ne? Bu sefer akıl esas alınır diyor. Nakil tevil olunur diyor ustad.
çok nakil, büyük bir şey diyor. Hani hadis ve ayet? Tevil olunu. Herkese sorsak hepimiz deriz ki... Hepimiz deriz ki nakil mesela. Evet, evet, aynen. Evet. Öyle olması lazım. Usta da öyle demiyor. Usta da öyle diyor mu? Demiyor muhakematın mukaddemesinde. Ama diyor, sonra bir ama, amasına ne? Akıl akıl olursa, peki akıl akıl olması demek, muhatab-ı ilahi olursa, vahye muhatap olursa o akıl akıldır. Yoksa zekadır. Oradaki tevil ne manada alıyor? Tevil, yani evirip çevirmek toplumsal bir manadaki tabir değil. Mesela tenkit, toplumda eleştirmek, hücum etmek. Oysa İmam Ali bunu söylüyor. Bir bende olmayan fikri, hani sende var, onu eşelemek için sana soru soruyorum, tenkit gibi bir şey yapıyorum ama aslında seni deşmektir, senin ilmini almaktır. Birbirine nakş olmaktır der tenkit. Nakştan geliyormuş, nakş. Yani bilmediğini öğrenmek, birbirine yansımak, muhatap olmak. Mesela ikimiz aynı şeyi düşünürüz, bir telakki edemeyiz. Farklı bir şey düşündüm, benimkisi benim. Acaba sen, ben bunu çok seviyorum, şahit de oluyorsunuz, siz de olun diye söylüyorum. Mesela ders yapıyorsunuz, canlı yayında, Murat Taş yapıyor. Dinliyorum, karşınıza oturuyorum, soru soruyorum, bilmediğimi soruyorum, aa, çok istifade ettim diyorum. Sebebi şu, Kemal Altan değil. Ya ben bildiğim bildim. Bu kardeşimin masum ruhuna, temiz vicdanına, aynasına ne gelecek bakayım. O belki ağzından çıkar iki kelime bilmez ama o bana bakıyor. Nasıl ki ağaç bilmez üzerinde ne nimet var bana bakıyor. Bakıyorum ondan ne istifade edeceğim. Ve görüyorsunuz yani derslerde, salı günü dersleri yaptırıyorum. Çok da istifade ediyor. Niye? Benim bildiğim bildik de bilmediğim taraflar var. O zaman nakıstır kendi bilgisine kanaat etmek. Şimdi gölge neymiş? Dersimize geçmedik yani. Sosun kapalı. Gölge aslın delili olduğundan gölgeden aslı inkar mümkün değildir. Mesela gölge var. Güneşi nasıl inkar edeceksin? Ama ters ama. Gölge siyahtır. Ama güneşin delilidir. Suya güneşin delili olur mu? Adem de vücudun delili böyle olur. Zırt zırtına böyle olmuş. Çok antika. Güneşi nasıl gösterir? Sipsiyah güneşi mi gösterir? Ya. Şimdi mahluk Halık'ı nasıl şey mahluk Allah'ı nasıl gösterir? Gölge güneşi gösterdiği gibi. Ya. Bunu tarlada çalışıyor böyle diken keser. Çünkü güneş buldu kendini. Pene olunca arkamda çalışıyorum. Önüme makine geldi. Zahirde çalışıyorsunuz. Ben çalışıyorum. Hakikaten ters yapıyorum. Ulan bir baktım makineyi nereye vurduğumu makine değil gölgeden tespit ediyorum. Hem gölgem var hem makine var. Öyle bir an geldi ki ikisi birbiri üstüne oturdu. O zaman ayrı manı oldu. Ayırdım böyle. Farklı oldu. İki vücut oldu. Görüyor musun şirk? Şirk oldu bu sefer. Ne yapınca şirk oldu? Şimdi bak şimdi. Makineyi aldım. Sırtımda motor var. Makine Tamam mı? Arkamda güneş var. Öyle bir şeye getirdim ki üst üste geldi. Hak. Akıl, nakil eşit. Şöyle bir yaptım ki gölgemi böyle vurmuş. Makine burada, gölgesi orada. Hangisi doğrudur ya? Tamam mı? O şirk işte. Asılsın. Ama asılla bakarsan ademi bir vücut. Vücudu var ama yok. Neyi gösteriyor? Vücudu gösteriyor. Ama vücudu yok. Vücudu olmayan vücudu gösterir mi? Vücudu yok. Gölgenin ama vücudu gösteriyor. Bak. Bak bir daha. Gölgenin vücudu var mı? Yok. Yok ama vücudu gösteriyor. Yok nasıl varı gösteriyor? Ha bunun gibi. Allah Allah karıştı kafam falan derken motor hemen bıraktı. Ondan sonra bir şey oldu zannettiler böyle ayrımı kesiyorlar. Durdurmayı da unuttum böyle hemen. Kayıt vardı öyle. Onu da çektim böyle. Tabii ki dünyasına dolu. Çok keyif alıyorsun yani. Bazen İran geçiyor böyle. Hiç yok tabii. Yatıyorlar da diken kesince kalkıyor. Böyle bakıyor. Adem çok... vücut. Yani bakın bir daha. Burayı kaçırmanızı istemiyor. Güneş, ben, elimde makine. Tam denk geldin makineye. Hak. Cenab-ı Hak ne yaptı? Hak, hak sahibinin hakkını vermek lügat değil. Evet. Zıtları cem ettiği halde, birbirini ortadan kaldırmadan hepsine hakkı hayatı veren, zıtları cem eden. Bu bize nereye geliyor? Sıra geliyor.
tılsım değil. Onun için Risale-i Nur'da ve ulemanın ekseri hak kullanır. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak. Allah-u Teala başkaları kullanır. Bir kısım tasavvufçular Allah-u Teala. Alimler, tasavvufçular değil, alimler Cenab-ı Hak. Cenab yön demektir. Hak yönü demek. Niye onu kullanıyor yani? O ismi niye kullanıyorlar? Zıtları cem ettiği halde, mesela aynı odada artı 10 santigrat derecede, aynı zamanda eksi 10 santigrat derecede var ama sıfır değil. İkisini de ne istersen onu hissedersin. Aynı yerde ben donarım, aynı yerde sen ısınırsın. Ama aynı yerdeyiz, aynı odada. Bu hak olduğu için. Aynı dünyadan gelmedik mi diyecek Allah. Ayetin böyle buldu. Yani beraber gel. Hakikaten ya Osman, aynı. Binada aynı. Amud-i Nurani olarak 15. katta oturuyorsunuz. Altta bir bakıyorsunuz orada. Veya gafil. Yukarı bir bakıyorsun Osman çünkü Allah. Ya diyecek ki sana arkadaş aynı binadaydı. Aynı güneş, aynı havayı teneffüs ettik. Ya nasıl olur bu kadar sık? Neyse gelelim şeye. Hak. Nedir o? Motoru güneş vurunca gölgesiyle asıl eşit oldu. Barındırdı. Orada gölge var mı? Var. Ama ben görmüyorum. Var. Sonra ben böyle bir çevirdim mi? Gölgeyi kaydırdım. Bu vücudu var mı orada? Var. Yok ama. Var. Var işte gözü. Ama böyle yapsan diken kesmez. Var ama yok. Varı gösterdiği için var. Gölgeyi kastediyorum. Evet. Evet, tamam. Gölge. Mesela bu gölgeyi koca ama tepeme. Güzel kafana da bir şey örtmüşüm. Yanıp bir gün, ulan bu şiddeti zuhurundan bu güneş ne kadar şiddetliyse gölge o kadar kaliteli oluyor biliyor musunuz? Bulut geçti baktım. Gölgesi zayıfladı, yok olmaya başladı. Güneş gitti, gölge de gitti. Hak gitti. Diğerleri de. Mesela bir insan ne zaman mertebelenir? Güneş çıktığı zaman. Yani geliyor Risale mesela. Bu kadar karabalığız şu anda. Risale-i Nur güneşi geldi. Kur'an güneşi geldi. Hepimizin esmaları filizlenmeye başladı. Sofrana ne dedik kavaklılar? Tenkit ediyorlar. Doğrudur. Diyor ki düz okuyacaksın. Doğrudur. Böyle okuyacak. O da doğrudur. Neyi söylüyor? Esmasını söylüyor. Esmasını ama azam onu söylüyor. Azam sen niye tenkit ediyorsun? Onun dünyasında yani esmasının temsilcisi bu. Diyor ki öyle okuyacaksın. Bu zarar veriyor. Bu böyle yapıyor. Diyeceksin. Doğru. O da bir hakikat mertebesi. Tabii. Mesela bu adam diyor ki bak en çok ben istifade ediyorum ama en sert ben eleştiriyorum. Çok ağır eleştiriyorum. Helal olsun. Yeter ki istifade edeceğim. Öyle değil. Ondan sonra böylelikle sen farklı bir sahada bu hizmeti genişletiyorsun. Tamam. Tenkit ederek ilan ediyorsun ya. Bu da bir ilan. Şimdi gölge. Bak. Var. Yok. Yok vücut. Gölge. Zıtı gösterir. Mahluk Allah'ı nasıl gösterir? Gölge güneşi gösterdiği gibi. Şimdi enfusinin, şinefusten okuyorum son şeyimiz olsun. Bu attığımız çektiklerimizden değil. Yok yani. Değil. Bu ısırmak için yok daha. Bilseydik onu da çekerdik. Evet lazım. Bir gölgeyi bir daha okusanız abi. Ya. Bir okuyun daha izah etmezseniz. Tamam. Gölge aslın delili olduğundan ama ben veciz yazdım. Yani izahı şimdi yapıyorum. Bak diyor ki aslın delili olduğundan gölgeden aslı inkar mümkün değil. Yok varlık demişim. Çünkü orada çabuk yazmışım tarlada. Yok. Nasıl? Yok var. Var olan yok. Yok olan var. Yok olan var. Adem'in de vücut, vücudunda Adem vardır. O kadar güneş şiddetli ki beyin döndürüyor biliyor musun? O acayip bir şeydi. Bir baktım ki burayı kaçırmayın ha böyle bazı şey gibi gözüküyor ha böyle. O kadar şiddetli güneş perdesi böyle. Böyle sevap. O nispetle gölge kaliteli oluyor. Güneş yok oldukça gölge de yok oluyor, zayıf. Onun için mücadelede adam yetişiyor, hadiselerde yetişiyor. Bu dönemde bitiyor Türkiye'de. Bu kadar kaliteli fikir adamları pek çıkmaz ya. Zırtlarda çıkar. Mesela bir vacip işlemek için Salat-ı Vitir kılmanız lazım.
Ama şimdi bir kafayı çevirsen hemen bir vacip işte. Tamam. Şimdi yok var. Artık herkesin, ben bir şey koydum. Gölge ve asıl ve güneş. Artık herkesin sorusuna ve başka soruları var. Cevap olsun. Güneş şiddeti zuhurundan kendisini kaliteli bir gölge olarak ifade etti. Bende ise yanıyor. Bitkide büyüyor. Onda bitkinin gölgesi var, biliyor musunuz? Yani bitkiyi söylüyor. Mesela diken var böyle. Vurmuş. Şöyle baktım. Tam düşmüş önüne. Dikenle şey. Gölge yok benim nazarımda. Ama var. Şöyle biraz döndüm. Böyle gelince diken var, şeyi var. Gölgesi var. Gölgesi var. Ya bu anda ben biraz farklı düşünüyorum. Durdum. Ya bunu ressamla çizmeye kalksam bu gölge. Mümkün değil ya. Sağlaması var ya böyle latif. Esnek böyle. Kibar ne diyorlar böyle. Letafetli esnemesi var böyle. Ya hafif rüzgar vurunca yaprak böyle. Aynısı gölgede de gözüküyor. O letafet. Ya bu bir baktım ki aynada ben ne yaparsam aynada gözüküyor. Çok garip. Ya bu gölgede nasıl bir ayna ya? Çok tuhaf. Çok garip. Ama o kadar var ki bunun hakkında konuşacak şey. Kalsın yani. O kadar var ki. Peki, o kadar var ki bir parça söyleyeyim. Söyleyin abi. Biz Esma'nın cilve ve cemal nakşı sanatıyız ya. Bu bedensel itibari. Yok varlığımız Allah'a. Gölge. Yok var. Hangi itibariyle? İşte. Gölge. Düşün. İnsan çok tuhaf. Yani cilve ile gölgeyi mi ayırdınız şimdi? Bak Esma bedensel düşüncesi. Esma'nın cilve, cemal, nakış, sanatı, beden dedim ayrı, bu gölgeden bahsetmiyorum. Yani Esma'nın cilve, cemal, nakış, bedenimiz şey. Sıfatlar işte duygulara muhatabız. Zatın bizdeki karşılığı nedir? İman. Yok var. İmanın içeriği Allah değil. Zatının gölgesi. Güneş şiddetli olursa gölgen kaliteli olur. Anladın mı? O gölge kalite iman. Ama nasıl gözüküyor? Onun zıttı gibi. Şey gözüküyor, mahluk gibi gözüküyor. Abi yanıyorsun ama. Evet, yanıyorsun. Yanacağız. Anlıyor gölge musunuz? Yanmaz değil mi abi? Evet. Gölge yanmaz. Benim o. Ha. Tamam. Şimdi Allah. O güneşi şemsezeli olursa beni gölgeye ortaya çıkaran büyük insan kainat şeceri hilkat benim süliyetim yani. O benim imanım işte. Küçük insan. Küçük kainat. Yani gölge Cenab-ı Hakk'ın zatının gölgesi insan. Hani ana hatları şey ama içeriği acayip bir şey yani böyle. Bu eşyanın gölgesi. Bunu da koyun altına. Bu kesif şeyin gölgesi. Üç tane vücut, üç şeyin gölgesi var. Değil mi? Bir, nuranilerim var. Değil mi? Mesela nuranilerim var, Cebrail'in. Şimdi bu iman Allah'ın gölgesi ama bu biraz önce dikenin, insanın böyle motorun gölgesi değil. Onu düşünmek için. Yani gölge farklıdır. Tamam. Gölgeli, gölgesiz vücutlar mı diyordun? Evet. Yani bir de hissiyatın gölgesi var. Aklın gölgesi var, biliyor musun? Gölgesi var. Ruhun gölgesini gör. Ruhun gölgesi var. Mesela ruh kendisi gölgedir. Ruh Allah'ın ruhundan. Kulü ruhu min emri Rabbi. Ruhundandır ruhunuz. Nedir o? Ruhun gölgesi. Ruhumuz Allah'ın ruhundan verdim diyor. 29. sözün başı var ya. Kulü ruhu min emri Rabbi. Rabbinin emrinden verdim. Ruhundan verdim. Bak bu da gölge. Gölgenin meratibi. En kesifte kalmayın orada. O bir düşünmek için. Gidin aklın gölgesine. Gidin
vicdanın gölgesini, kalbin gölgesini, ruhun gölgesini. Sonra baktım ki ruh kendisi gölge. Ruhun gölgesi. İman ise zatın gölgesi. Ene demediniz, iman dediniz. Ene diyecek misiniz? Yani ene, iman. Ene şöyle. Daha soyut bir şey oldu iman. Yani şöyle yaptım da. Yani bu ene vücut burayı desem bununla tanımlanıyor. Yani bu gölgeyi kim düşürdü? Bu düşürdü. Yani mesela güneş var. Güneş vurduğu zaman gölge olmaz. Cenab-ı Hak senin gölgesi yok. Mesela tamam. Şimdi mesela şecere-i hilkat. Şecere-i hilkat çekirdek itibariyle burası. Ene. Ene de ene nasılsa şimdi ikinci bilinmeyen formül olacak. Bu ene desek, enenin gölgesi desek, şuna şey olacak, karışacak. Gölgede duralım. Orada duralım. Ene zaten meşgul. Enenin de vücudu yok. Şimdi ama bu varsın. Ene olmayan vücuda güneş vuruyor, gölgesi düşüyor. O zaman bu sefer gölgenin gölgesi olunca daha garip oluyor. Yani Erdinç öyle bir şeysin işte. Zatı, mahiyeti zatiyenin sendeki gölgesi iman. Şuunat-ı zatiyenin gölgesi ruh. Ruh. O zaman yazacağım ben. Anladın mı? Yazayım mı? Yaz. Anladın mı? Zevk. Çok acayip zevk. Şeyleri girdi de gözüküyor. Zevk ediyor. Zatın gölgesi şuunatın gölgesi dediniz. Evet. Esma'nın gölgesi dediniz. Evet. Fesma. Allah. İman zatın gölgesi. Gölgesin nur nasıl oluyor? Gölgesin nur yani. Aynen. Nurdan gölge. Ondan sonra Esma, Esma ustaları. Bir kere ruh gölgedir, ruhumdandır diyor. Ama bunu düşünmek için söyledim yani. Bir eşyanın gölgesi, eşeğe bak yani, şunun gölgesi. Allah Allah. Kulü ruhu min emri Rabbi. Allah'ın şeyi, ruhu. Gölgesi ruhum. Yani bir dikenin gölgesine bakın, diken canlıdır. Bitki, ağaç canlıdır. Hayatlıdır. Hissi vardır. Hissi olmazsa şeriat ormana girerken baltayı sarın ağzını der. Bu kadar şey yani. Orada ne mesajlar veriyor? Ben aklım böyle balta korku morku gitme. Hani baltayı sarın deyince ben okuduğum zaman ben başka bir şey anlıyorum. Nasıl bir his var? Ha, şimdi bir ağaç gölgesi. Canlıdır ve cansız. Farka bak sonsuz. Allah'ın ruhu ve gölgesi ruhum. Böyle fark da bile değil. Ama sonsuz. Yani mahluk zatı nasıl tanımlar? Gölge gibi. Yani gölge ile güneş. Gölgesi varsa güneş vardır. O zaman güneşin en kesin delili gölgedir. Yani o zaman zatı mahluk en iyi tanımlar. Cennet tanımlayamaz. Çünkü nur ve nurani orası. Vurdu girdi. Güneş buradan vurdu oraya girdi. Gölge yok. Olmaz. Onun için alem şehadet lazım. En kesik olan. Ben usul bakımından gidiyorum. Allah böyle tercih ettiği için demiyorum kafam. Ama aynısı öyle.
Abi şimdi bana deseler ki hiç dünyaya gelmemiş kabul edeceğiz, sen cennette olacaksın. Evet. İstemem ben. Zaten öyle olmamış ama usul bakımından öyle ama ben aklını da istemem. Nakıs olayım ama zıtları da bileyim. İstemezdim. Ama bu manaları külliyata muhatabı olmadan olsaydı tabi canım ben aptal mıyım bir cennet oldum ya. Yüz içerismiş bu. Çünkü niye? Mide boş kulluk hayatı. Başka ne oldu? Yani bu hakikat gölge asıl güneşin en güzel delili bir başkası duysa Risale-i Nur'a tefeyyüz etmemiş bir insan. Ben ne diyor? Ne anlatıyor? Ya? Git lan abdestin fazla ne oldu? Git çocuklar elif be öyle. Öyle cennetten niye geldik? Peygamberimizin gölgesinin olmamasını burada da nasıl açıklarız? Tam peki tam ne olur? Tam gösterir. Niye eşyanın gölgesi düşer? Kesin. Az önce dediniz ya eşit olmuş. Yani hizaya girince gölgesi. Peki gidiyordu. Motoru tuttuk abi. Gölgesi düştü mü abi? Yok. Gölgeyle beraber var ama yok. Örtmüş. Hep devamlı güneş aynı yerden vuruyor ona. Yandan vursa gölge düşer. Böyle vursa gölge düşer. Bazen de öyle bir vurur ki gölgen arkaya düşer. Bazen gölge vurur ki önüne düşer. Bazı insanların gölgesi kendisinden öncedir. Sebebi çok mübalağa etmişler yani. Boş tenekeden sesi fazla geliyor. Gölgesi önce düşmüş. Bazı insanlar kalitelidir. Arkaya da öne de düşmez. Güneş vurduğu zaman gölgesiyle beraberdir. Bazısı da aşmış. Gölgeyi bırakmış böyle meşgul değil. O artık muhatap ilahi olmuş. Allah Resulü'ne her yerde aynı yerden güneş vurduğu için gölge yok. Var da yok. Şey diyebilir miyiz abi? Sürekli mahiyet-i zatiye mazhar. Mazhar. Çünkü ne diyor? Güneş hiç yapmıyor. Daim görünür. Evet. Allah diyor ama ya. Evet. Bu diğer tarafları içinde var ama sürekli en tepedekine mazhar. Bu dersleri tekrar bize iade eden Allah'ın, evet. Şu maide-i Kur'an'ı sofra alan, Kur'an-ı sofranı, bize ihsan eden Allah'a eşyanın zerratı değil, zerratının mürekkebatı ve o da değil, sıfatları adedince hamdü sen olsun. Elhamdülillah. Mürekkebatı ya ve zerratı mürekkebatı ya hamdü sen olsun. Kendisiyle meşgul ettiren, aklı ve kalbi verdiği için İsabet edersek bir iki sevabımız var, etmesek bir. Bak şimdi. Şeyde şunu bir yazar mısın? Şifreyi şöyle. Yazmaya gerek yok. Ha böyle yaptın mı böyle küçük kal. Herkes yapar onu. Cebinde açılmasın. Gölge bir de şöyle olmaz nasıl diye düşündüm. Düşünün ki güneş her yerden vursa tamamen yani. Hani şimdi bir peçeden vurunca gölge oluyor. Düşün ki. Her yerden güneş böyle. Bütün spotların olduğu bir yerde de gölge olmaz. Artık bunu evet çoğaltın. Evet. Tamam mı? Gölge olamaz ki. Acayip bir şey ya. Bir altı vecitten mesela olsun. Eşyalar, esmalar birbirine böyle kalp atışı var ya senin tık noktasında sana söyleyeyim. Şöyle 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 şöyle. Farklı farklı nabız. İşte her bir çizginin bir manası var tıpta bilmiyorum. Ama şöyle de bir manası var. Allah Resulü'nün esmalar böyle böyle değil. Allah Resulü'nün esmalar hepsi aynı. Yani zat-ı esma ile fiili esma aynı derdi tecelli edince aynı şeyde nihayetsiz meratip var. Şimdi ne dedik? Zatının, mahiyet-i zatının gölgesi bizde. Eğer bu gölge dendiği için Osman'ım sen sorduğun için en iyi almıyoruz. En iyi bu işi yapıyor. Tamam baş zaten. Ha, mesela bakın gölgem, ben, güneş. Bu ene. Hani gölgeden bahsediyorum karşıda. Bu iman. Yara Fatihler mi gölge dersi yapacaktı? Başlamıştı da. Yapsın. İkinci vazifesi olsun abi. O kardeşin kıymetini bilin. Öyle cevherler bulunmaz. Onun durumu iyi değil yani. Eğer o bir böyle rehberi yani böyle usulü tutacak bir şeyi elinde yoksa takip edeceği bu sefer olur. Fena film. Yani şey yapıyorsun öyle üç kişi vardı. Bu üçüncü oldu. Başka birisi de vardı. Böyle yapma. Dersin başında hatırlar mısınız? İlim, irade, usul ilk önce de var. Bu olmadı mı şey olur sıkıntı yaşıyor.
Şimdi şunat-ı zatiyenin gölgesi neydi? Neydi hatırladınız mı? Ruh. Sıfat-ı zatiyenin gölgesi? Şöyle yapalım. Esma-i Hüsna'nın beden hayatı. Beden. Sıfatı iki defa yazmış. Ha yok sadece. Tamam. Sıfatı sıfatların duygular. Var ya, göz, kulak, duygular. Peki ne kaldı? His. Akıl. His denilir, şuur denilir şuur. Ama hepsinin cemi kalp. Hepsini cem ederse. Ama dediğiniz hep doğru. Ama içerisinde bu. Akıl da bunun içinde. Vicdan da bunun içinde. Yani şöyle yapayım. Akıl, vicdan, his, şuur vesaire. Emre iyi misin? Allah'a şükür. Çok şükür. Elhamdülillah. Risale-i muhatap etmiş. Şimdi enfüse de gireceğiz. Peygamberlerin enfüsi dünyasına gireceğiz biraz. Biraz. Peygamberlerin. Ondan sonra aslı dersimizi geçeceğiz. Isınıyoruz. Dersimiz ne biliyor musunuz? Allah Esma-i Hüsna'sını ihsas etmek, nimetini hissettirmek, ihsas ve hissettirmek için mideler vermiş. İnsaniyet bir mide, insaniyet mideymiş. Bu insaniyet midesinin kolları üç taneymiş. Akıl, fikir, his. Bugün onu konuşacağız. Bu konuşmadan hiç kimse bir yere gitmeyecek. Yer güzel abi burada. Çok iyi. Küçük çekmece gibi değil. Burada herhalde buraya döneceğiz artık. Burası bayağı havada. Çok çok şuraya bak, şurası yani. Oh. Burası herhalde medresimiz olacak. O tabii ha. Şimdi buraya kadar tamam. Arkadaşlar bu şey misaller kanunda bir silsile her yerde kullanırız. Mesela Allah Halik, mahluk, nasıl şey yapayım? Gölge güneş gibi çoğaltım. Mesela 42. sayfa işaretleyeceğiz da, iman nedir? İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Nedir o? Zatının bir nurudur. Ama iman, iman Allah değildir. Ama Allah var ya. Gölge güneş değildir. Ama onun vücuduyla vücutudur. Vücudu var mı? Yok vücuttur. Var. Varı gösteren yok. Varı gösteriyor. Gölge ağacı gösteriyor. Ağacı görmüyorum burada. Gölgeyi görüyorum. Gölgeyi görüyorum. Tamam. O git bakayım o bir yerde kapış yapıyor. Heh. Ondan sonra bu onu gösteriyor. Ama ona benzemiyor. Ona benzemiyor. Çoğaltacağız. Şimdi enfası geçeceğim. İşte her mertebeden bakan, hiçbir mertebeye mahkum olmayan, insanların farklılıkları, yani farklı esmalara mazariyetleri kendisine zenginlik katan, hatta o bir tabela gibi, bir ayna gibi, öğretmen gibi farklı esmaları görerek kendisine zenginlik katan insandır yalnız. Her mertebeden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmayan, insanların farklılıkları, kendisine zenginlik katan insandır, enfosu insan. Onlar kavga gürültü etmezler, münakaşa etmezler. Çünkü esmasının iktizasını yapıyor. Peki, enfosu şey yapayım. Enfosunun bir manası da, hazır mısınız? İyi misiniz? Bu kelimeyi, cümleyi demiyorum, kelimeyi duymanızı istiyorum. Cümleyi değil, kelimeyi söyleyeceğim. Enfusinin bir manası da içine uyanmaktır. O ne demek abi? İçinde uyanmak. Ya ne demek? İçine. İçini kendine açmaktır. İçini, kendi içini kendine açmaktır.
Allah Allah. Kendinde seyahati, kendin onaylamaktır. Tek bir yerde demeyin de. Kimse duymuyor artık. Faruk, bir daha abim. Enfusun bir manası, enfusi var ya Risale. İçine uyanmaktır. Ne demek? İçini kendine açmaktır. Kendi seyahatini kendine seyahatini kendini onaylamaktır. Bir daha. Kendine seyahati kendin onaylamaktır. Ya siz sanki Kabuk Avsen'i anlatıyorsunuz ya. Kabuk Avsen'in aktifliği ya. Yani. Evet. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Doğru, onu da yapayım. Şimdi çok ilginç. Evet, onu da ekleyeyim ki hiç olmasın. Aynı zamanda. Kabu kafsen olmaktır. Şimdi Musa Aleyhisselam Tevrat. Ne var yani içerisinde? Yasa var. Temsillere geçtik ama. Ha? Temsillerdeyiz. Evet, şu anda peygamber şeylerini. Ya bu mesela az önce söylediğinizin temsillerini mi? Yok, orada o bitti. O bitti mi? O bitti. Yani, cümle. Şimdi başka. Oraya girsek zaten. Yakalayamadık. Evet. Bir daha onu aç, ne anladınsa. Musa Aleyhisselam, Tevrat'tır kitap, içeriği yasadır. Yani kanun. İn aşağıya. Davut Aleyhisselam zeburdur, ilahilik var. İçinde yasa kanun değil, ilahilik var. İsa Aleyhisselam İncil, enfusilik var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'dır. Ahiret var. En cami. Kur'an hepsini cem etti. Cem etti yani. Mesela diyelim ki ahirette ya, aile hayatındaki huzuru, kavgayı ortadan kaldırmayı ustad ne öneriyor? Kaldıran sebep nedir? Evinize, aile hayatınıza ahirete imanı aktif edin. Ahirete iman bir evde hakim olursa kavga olmaz. Kavga oluyorsa o nispetle ahirete iman zayıftır. Yani her şeyin kaynağı o. Pergelin noktasını oraya koyup yapın dersin. Evet. Pergelin incesini ama oraya kaydırırsan şeyi demeli, daire çizemez. Sabitleştirirsen o merkezle yönetiyorsun. Ahirete iman merkezliğiyle. Mesela yapamam bunu. Günahtır. Ayıptır. Bu benim dostumdur ve arkadaşımdır derse arkadaşım. Hepsinin sebebi ayıptır, günahtır vesaire. Ahirete imanla, onun nuruyla oluyor. Yani dünya hayatını neyle tanzim edeceksin? Ahirete iman. Ama diğerlerinde şey var. Allah iman var. Meleklere iman var. Fakat diğer hiçbir peygamber ve kitapta ahirete azami derecede ispat edilmemiş yani bu kadar. En cami, en böyle şumurlu, ahireti anlatan Kur'an. Arabayla giderken Stabize'de bir başıma gelmiş. Ben keyif alırken yolda yaya olanlar toz dumana katıldıkları için onlar rahatsız olurlar. Ama ben keyif alırım. Baktım oynadım. Yani ben keyif alırken onlar rahatsız oluyor. Yani çoğu insanlar enfusiden zevk alsalardı şaşardım zaten. Öteler duyularına açık değil. Enfus olmayan öteler duyularına açık değil. Kendisinde seyahat etmeye müsaade etmemiş. Kendisi kendisinde doğmaya, uyanmaya onaylamamış. Mesela ben aynı fiilden
memnun olurken bir başkası rahatsız oluyor. Hmm. Yani öteler duyularına açık değil. Ahiret dünyevi karşılaştırma, ahiret dünyevi karşılaştırma nispi hakikatlardan değil, sonuca bağlı düşüncenin ürünüdür ahiret. Bir daha. Dünyada eşya birbirine kıyas ediliyor ya. Yani bu kırmızıdır, bu yeşildir. Bu kıyas da olur. Tek bir tane renk olsun diyelim kırmızı dünyada, başka renk olur. Kırmızı bilinemez. Tamam? Ha, şimdi ahiret nedir? Dünyadaki mevcudatın ilişki ve çelişkisi değil. Bir daha. Ahiret dünyevi karşılaştırma nispi hakikatlardan doğan bir sonuç değil. Varlığın sonucuyla mesela varlığın sonucu, bu dünya varlığın sonucuyla ikisini beraber düşünme melekesinden verilen cevaptır. Ahirete imanlı olan kalitesi. Varlığın içerisindeki ilişki çelişkiliden değil, varlığın sonucuna göre, sonucuyla varlığı tanımlamak, izah etmekten kaynaklanır. Ahirete iman. Bir daha. Ahiret, dünyevi karşılaştırma nispi hakikatlardan değil, sonuca bağlı düşüncenin ürünüdür. Yoksa usta da diyor ki, bu varlık anlamı yoktur. Mesela şöyle düşünün. Adam bir ilkokul, ortaokul, liseyi okuyor. Üniversite gidiyor. Niçin? Sıfırlanmak için, cahil olmak için. Eğer bu varlıktan sonra bir ahiret yoksa diyor, bu dünyaya yapılan muamele her şeyin zıttına inkılap eder. Adalet zulüm olur. İlim cehalete hizmet etmiş olur. Varlık yokluğa hizmet etmiş olur. Eğer bu varlığın sonunda ahiret yoksa, bu dünyada işleyen hakikatların zıttını iddia etmektir. Evet, güneş var ama değildir, karanlıktır. İlim var ama cehalete hizmet eder. Var yokluğa, adalet zulme. Tersine döner her şey. O zaman ahiret nuru bizde nasıl inkişaf eder? Varlığın ilişki ve çelişkileriyle ahiretin varlığına intikal ederiz. Ama varlıkla ahiret, yani sebep ve sonucu ikisini bir görme nispetinde o nur yüksek olur. Sonuca göre. Mesela peki fiilde nasıl gözükür? Sonucu ne kadar görüyorsan dünyada fiilin o kadar düzgündür. Sonucu ne kadar görüyorsan, görmek biliyorsunuz, fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Dörttür. Fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Nispetinde ahiret bu haramdır, bu bacındır. Bu kardeşimdir ya, davadır ya, olmaz ya, diyemem, yapamam ya, veremem. Evet, geçici olarak bir merhem sürüyorum, geçici bir keyiftir, rüşvettir, şudur budur ama ben bunu yapamam ya. Ben bunu reva göremem ona. Onun çok güzel sıfatları da var, o kötü sıfatı da var ama. Bu ahiretin bir insanda inkişafı nispetinde dünya hayatı tanzim olur. O zaman ahiret nuru, iman-ı bil ahiret, varlığın ilişki ve çelişkilerine çıkan nur değil, varlığın sonucuna göre varlığı tanımlamak, yani bu burayı birbirlerine tırzırırt değil, o varlığını gösterir, ispatı olur. Bunu, şu varlığı, mevcudu, ahirete göre, ahireti pergele koyarsan, bu dünya cennet olur. Tanzim olur. Abi değer dersin, ya bütün işlerin birbirine girdi, bütün her şey birbirine karıştı efendim. Ben her şeyi doğruyu, yanlışı yapamıyorum. Hani duyarsınız değil mi? Yani birbirine karıştı ya, her şey işlerim ters gidiyor. Burasını kaybetmiş. Pergeli var zannediyor ama var. Demiri batırmamış kağıda. Sabitiyeti yok. Oynuyor. Çiziyorsun, oynuyor. Oynadı, buraya kayı geçti. Bir oku. O zaman daire olur. Bugün bu kadar olur. 10 sene sonra bir kare olur. 15 sene sonra bir parça daha olur. Tam daire olur. Hani evet. Ölünce tam olacak. Dairem bitti. Ölünce tam olacak. Ölmeden dairem bitmemiş.
Ama kuş var. Bak. Ya, yani dünyaya baktığımız zaman netice olarak bunun bizi bir yere sevk ettiğini anlamamız lazım. Evet. Değil mi? Öyle değil mi yani? Yani dünya ahiretin tarlasıdır ama dünyadaki bazı ilişki çelişkilerle ahireti tanımlayamıyoruz ya. Ama buradan çıkacak. Evet. Dünya ahiret alem-i şehadetin inkişafından çıkacak diyor Üstad. İnkişafının inkişafından çıkacak. Ağaç nereden çıkıyor? Çekirdeğinin patlamasından patlayacak. Şimdi bu kadar. Herhalde bir yarım saat geçmiştir. Saatten fazla. Belki 5 dakika. 1 saat oldu. 5 saat oldu. Ciddi mi? Isırma bu mu? 1 saat, tam 1 saat oldu. 10.30'da başladı. 10.30'da mı? Doğru, 1 saat oldu. Tamam. Isırma bu. Bizim 4 ay olunca ısınmak da şey oluyor. Motor. Aynen. Peki. O zaman bir tanesini okuyalım. Planlamıştık. Dimağı gönderdin değil mi? Ben gönderdim hocam. Bakın okuyun oradan. 269. sayfayı açın. Dimağı da bu sayfa gönderildi. Çok mühim. İnsaniyet midesini şimdi konuşacağız. Bunu bitirebilirsek ne mutlu şu şeyi. Açtınız. Çok güzel. Hadi. Lemalar 353 mü? Evet abi. Burada mıyız? İyi misiniz? İyiyiz ama bilmiyoruz. Çok güzel. Gölge bizi biraz aldı. Gölge harika ya. Şunlar hep gölge abi ya. Unutmayın bu mevcudat gölgedir. Allah Allah. Yani bu kadar olmaz yani. Çok şükür. Okuyorum. Ve bu hayat midesinden sonra bir insaniyet midesini vermiş ki o mide hayattan daha geniş bir dairede rızık ve nimet ister. Ben orayı bir açayım. Buradan bulabilirsem lemaları. Burada. Çünkü burası çok önemli. 353. Lemalar. Diyor ki, işte insanın bu emniyeti camiyetindendir ki, pergeli nereye koymuş? İnsana. Şimdi içini açacak. İnsan. Üç tane isim çok önemli. Üç tane isim, üç tane sıfatı devamlı külliyatta. Zat-ı yukayyum, ilim, irade, kudret. İlim, irade, kudret. Tamam. Mesela taif tasavvur taakkul, taif tasavvur taakkul, taif tasavvur taakkul. Yani mekan, zaman tanımlayan akıl. Onun için çok önemli bu şey. Bu kadar mukaddem bunun için yapılmış. Üç esmayı anlayacağız şimdi. Yani insaniyet midesinin 50 varmış. Akıl, fikir, his. Zat, hay, kayyum. Zat-ı hayyu kayyum. İlim, irade, kudret. Acayip. Tevafuk yolda gelirken bu üçlü sistem, dörtlü sistem bunlardan konuşuyorduk abi. Yok, Allah'ım. Vallahi hiç haberimiz yok yani. Evet, ben de aynı yerdeyim. İlginç ve esmaların en sonunu söylüyor ya, insaniyet midesinden sonra bir de esmaların görünmesiyle ilgili var ya, evet. Onu ben soracaktım. Demek ki Allah bakalım Allah. Cevap gelecek mi bize inşallah. Esmaullah. Onu diyor, bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman Rahim. Hani üçlü sistem var. İşte, Allah Rahman Rahim. Aynen. Ondan sonra öyle yani halete göre farklı, mesela evde çalıştım, yürürken çalışıyorum, aklım orada. Su dolduruyorum, çeşmeden su akıyor. Dağda yani böyle. İnanam, dalmışım, pat 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 dökülüyor, arabada bekliyorlar. Abi suyu dolmuş ya bu şeyinde, pötte. Ama öteki suyu doldurmaya çalışıyorum. O dolmadı abi. O daha dolmadı. O daha dolmadı. Takıldım biliyor musun? Şey dedim ya. Bu saydam ya pet, su doluyor. Ya bunu bu şekilde şekil tutan bu kap ya. Kap tutuyor. Ya ben de buna bir kap olsam dedim ya bu. Yani böyle. Kap tuttu böyle. Ama ben bunu hiçbir şekilde tutamam bu suyu böyle. Ya böyle tuttu yani pet şişesi falan. Onu düşünüyorum. Allah Allah, bu nasıl tutuyor böyle? Her zerre bir insan düşündüm. Dedim bu pet ne olabilir? Neyse.
Ama arabadan bağırdılar. Su doldu diyor, görmüyor musun? Ha tamam tamam. Dedim ki çeşmeyi kapatayım. Hepsi gülüyor. Tabii diyor. Kafa gittikten sonra çeşmede çeşme yok ki, akıyor da. İşte insanın bu emniyeti camiyetidir ki bak, şuraya bak. O kadar acayip cami ki, çok yüksek değil ha. En diple en yükseği cemiyet için camidir. Bazen en yüksekteyken en dibi yaşayabiliyor. Bak en dipte yaşanması için en dibe geçmiyor. En yüksekte en dibi yaşayabiliyor. Onun için camidir. Zat-ı Hayyu Kayyum insana bütün esmasını ihsas etmek, bu, bir tane bu. Esmasını ihsas etmek, iki, bütün envai ihsanatını tattırmak için, iki tane. Bütün esma-i hüsnasını ihsas etmek, ihsas, ben bunları gireceğim tek tek kelimeye, ihsas, hissettirmek diye şey yaparsınız ama, bakın neymiş. Bütün envai ihsanatını tattırmak için buna girmedim hiç. Envai ihsanatını tattırmaya sıra gelmedi. Öyle iştahlı bir mide vermiş ki, mide deyince bizim bedendeki mide değil, bakayım. O midenin geniş sofrasını hadsiz enva matumatı ile kerimane doldurmuş. O midenin geniş sofrasını. Mesela Allah Resulü bu meclise de ilim meclisi diyor. Kur'an buna maide diyor. Semavi sofra. Ne yapmış? Geniş sofrasını hadsız enva matumatı ile kerimane doldurmuş. Ne ile doldurmuş? Kerimane karşılıksız. Hem bana lazım, benim çalıştığım cümleyi geleceğim, bırakacağım. Hem bu maddi midi gibi hayatı da bir mide yapmış Allah. Hayatı da bir mide yapmış. O hayat midesine duygular, eller hükmünde gayet geniş bir sofraya nimet açmış. Hayat mide olursa duygular elli hükmünde oluyor. Tamam. Sonra o bir dakika, o hayat ise ölçer bir dakika. O hayat midesini duygular eller hükmünde gayet geniş bir sofraya nimet açmış. O hayat ise duyguları vasıtasıyla o sofrayı nimeten her çeşit istifadeleriyle teşekküratın şuraya koyayım. Allah razı olsun. Hakkını helal. Evet. Sağ olsun. O hayat midesine duygular eller hükmünde gayet geniş bir sofraya nimet açmış. O hayat ise hayat neydi? Allah varken hiçbir şey yoktu. Mühittin Arap olsa şöyle devam ederdik. Allah varken hiçbir şey yoktu. Anda öyledir de zaten derdi. Peki ne yaptı? Bu mevcudatı 18 bin alemi yarattı. Ne ile yarattı? Hayat ile yaptı. Takdiri ilim ile, halk etme kudretiyle, programı ilim ile. O hayat ise duyguları vasıtasıyla o sofra-i nimetten her çeşit istifadeleriyle teşekküratın her nevini yapar. Ve bu hayat midesinden sonra bir insaniyet midesini vermiş ki buradayız. İnsan hayattan sonra insaniyet vermiş. Allah bütün varlığı yarattı. Oradan ilk çıkarttı insan. Biz insan değiliz daha. Zübde. İnsan hayatı adayız. İnsan olacağız. Yani muhatap olduğumuz kadar Allah'a insan olacağız. Diyor ki insaniyet midesini vermiş. İnsaniyet. Bak şimdi. O mide, yani insaniyet midesi hayattan daha geniş bir dairede rızık ve nimet ister. Ama neyle alacağım? Eli. Eline bakın. İnsaniyet midesinin eli varmış. Akıl ve fikir ve hayat. Osman Sofra'da dedin ya, bu kadar feciz, küllü, mutlak ve muhit olan 538 sözlerde mutlak, muhit olan bu hakikati, yani bu şekilde veciz, külli ve mutlak ve muhit olan hakikati zor diyorlar. Ne zoru? Neyi tanımlıyor, neyi burada sana ifade ediyor bu kelam biliyor musun? Mutlak ve muhit olan bir hakikati mukayyet bir enzar ile ihata edilemeyeceğinden böyle bir kalıplara, sistemle ifade etmiş külliyat.
Ya kimin hatırına gelir ki insaniyet bir mide, akıl, fikir, his, elleri. Ya böyle bir şey olur mu ifade? Ya böyle bir şey olur mu ya? Ben mi kafayı yedim ya? Ben mi yapacağım? Ben mi? Yani ilk defa okuyorum ya. 30 küsür sene demek, 40 sene ilk defa okuyorum. Yani nasıl bir tam mutlak, 538 öyle diyor. Mutlak ve muhit bir hakikati mukayyet bir enzar ile ihata edilemez. Ama burada da tanımlanması lazım. Bu nasıl bir ifade ya? Demeyin vahiy diyor. Olmaz haşa. Onun vazifesini yapan, vahiyin vazifesini yapan ne? Şumurlu ilham. Bu nasıl olur bak? İnsaniyet bir mide beni heyecanlandırıyor ya. Bir eli akıl. Elmiş ya. El. Ne işe yarıyorsa. El gözüne itiraz etmez. Lokmayı götürüyor. Sonra fikir. Sonra mideye taşıyorum. His. İnsaniyete taşıyorum. Üç tane el var. Yazalım değil mi onları abi? Tabii yazacağım şimdi. Ama ya Rabbi ya. Yani acayip eziyor beni ya. Dur. Şimdi akıl, fikir ve hayal o midenin elleri hükmünde. Ne yapacak bu? Nereden alacak? Nereden alacak şimdi? Şimdi aldığı yeri söylüyor. Semavat zemin genişliğinde o sofrayı rahmetten istifade edip şükreder. Sonra diyor ki o insaniyet midesinden sonra hadsiz geniş bir sofrayı nimet de açmış ki İslamiyet Süleyman. Biz burada dursun. Biz bu sofradan bir şey istifade edelim sonra. Benim sorum kalacak. İslamiyet ve iman midesi Esma-i İlahiye'yi bir içine alıp mümkünattan çıkıyor. Bu neresi? Mümkünat dairesinden çıkıyor. Esma-i Hüsna sıfatı mukaddese diyor şeyde. Başka yerde. Peki, ben bunu bir yazayım. Ne oldu? Nereye soktum ayağını? Ya, çeşmeyi kapatın abi. Aa, şey, çeşmeyi kapatamıyorum. Ya o şeyi getireceğiz küçük çekmeceden tabelayı. Veya buraya bir tane alalım. Tamam abi. Inşallah. Bir tane. Şey, zor değil, şey değil artık bunlar. Uzun var ya. Şimdi. Akıllı tahta aslında burada olur. Akıllı tahta he burada olabilir. Nasıl oluyor? Şöyle yapayım. Abi aynı yer şeyde de var. Sözlerde geçiyor. 110. 360'da. Orada da var. Şey 24. sözde. 24. sözde. Evet. Orada da şey diyor. Sana manevi çok rızık ve nimetler isteyen insaniyet sana verdiğinden alemi mülk ve melekut gibi geniş bir sofraya nimet. Evet. O mideyi insaniyetin önüne ve aklın eli yetişecek nispette sana açmıştır. Mülk ve melekut vermiş. Mülk ve melekut. Burada ne yapmış? Burada başka dedi. O muayyenleştirdi. Burada semavat ve arz dedi. Semavat derken bu şey. Yani mülk arzı tanımlıyor. Semavat melekut tarafını. Tabii. Çünkü alem berza semaların üstü ya. Sema deyince bu şu gök değil ya. Yani. Bak orada onu mutlak şey bir tanıma getirdi, bize getirdi. Lemalarda çekirdek bu cevher olarak gösterdi. Aynı yer bir de şualarda var abi 68'de. 68'de 4'ün şuada. Yani hem insaniyeti verdi, o insaniyet ile o nimet-i vücut manevi ve maddi alemlerden inkişaf ederek insana mahsus duygularla o geniş sofralardan istifade yolunu açtı diyor. Bak, yine mülk meleküt. Yine mülk meleküt. Maddi ve manevi. Evet. Yani üç mertebede semavat var, mülk ve meleküt, maddi ve manevi. Bak üç. Şimdi insaniyet midesini vermiş, şöyle yapayım. Ne vermiş? İlmi Kur'ani ve hikmet-i imaniye vermiş. Bu yolda diyor, bu iki sıfatla gidersin. Bu ikidir. İlmi Kur'ani,
Hikmeti imaniye. Bu. İlmi Kur'an'ı mülk. Hikmet imani melekut. Aynı şeyin. Bu sefer sana neyi verdi şey Osman? Bunun şeyi. İlmi Kur'an'ı, hikmeti imani. Kur'an'ı öyle. Yani bu yöntem nasıl açılacak? Nasıl yürüyeceğim usta? Mukadder soru sorarsan cevabı o. Yani Kur'an'la, nakille, Kur'an'la sistemi çözeceksin. Hikmet imaniye de içine gireceksin, onaylayacaksın kendini. O sofraya bir oturacaksın, sonra yemeye başlayacaksın. Yiyeceksin. Sizin okuduğunuzun yerin arkasına sofraya nimet atmak için İslamiyet ve iman akidelerini çok rızık istediği bir manevi mide hükmüne getirmek. Bak işte o, İslamiyet de o mülk, iman ise melekü taraf. Akıl. Şimdi ben burada devam edeyim. Bu görüyorsunuz insaniyet midesinin elleri buymuş. Şimdi sonra bunu biraz gideceğiz. Şuradan. İsmi hayal. İsmi hayal mi abi? Ha, tepki. Hayal oldu. Hayal. Böyle demişiz dersin ortasından beri. Onu tahsiye edile. Hayal. Şimdi onu da ben şimdiden şey yapayım. Hayal de sanki abi melekutten istifadenin şeyi gibi. Oraya bakıyorum sanki. Şimdi ben bir yapayım, beraber şey yapalım. Böyle demişim ama beraber gidelim mi? Acele etmeyeyim, yazmayayım. Olgunlasın sizde. Zat-ı hayyu kayyum. Bu üçüne denk geliyor. Zat-ı hayyu kayyum dediğine göre bunun açılımı dedi. Zat-ı ne yaptı? İnsaniyet hayat midesinde üç tane zat, hay, kayyum. Bunlara denk geliyor. Kayyum biliyorsunuz. Kayyumu, ben acele edeyim. Kayyum vücudu hariciye bakar. Mekanı oluşturur. Kayyum bu. İhtilaf olacak şey, bu kesin şey, bunun arasındadır. Bu da bunun içerisinde bir sıfattır. Bu muhatap olan olduğu için. Tamam. Şimdi, fakat karıştırıyor mesela ben. Mesela akıl neyle, bak pergelimi oraya koydum. Yapı itibariyle bu zattır, bu haydır, bu kayyum gözüküyor. Fakat bununla öyle yapacağım. Bununla eğer akıl neyle yaratıldı değilse hay budur. Hayatta yapılmış. Tamam mı? Akıl ve her şey mahluk hayatta yapılmış. Ama bu onu tanımlamıyor. Zatı vahiy ile eğer biz kendi mahlukiyetini düşünürseniz bu hay olur, bu zat olur. Şimdiden söyleyeyim. Tamam mı? Ama akıldan mada, yani akıldan başka, yani akılda gaye nedir? Muhatab-ı ilahi olup zatı bilmek ya. Zatı bilmek. Bu da yöntem. Yani hayatiyetini, kıymetini bilenler, hayatını israf etmeyenler. Eğer... Abi özür dilerim ama biz bir şeyi biliyoruz ama bir Nazm-ı Mani'de sıra kesim var yani. Zat, hay, kayyum. Öbür tarafta da akıl, fikir, hayal. Şimdi kesim karşılığı burada öyle kullanılmış. Evet. Yani şimdi, burası için söyleyebiliriz. Şöyle bir şey. Yani değişiklik olsun, zenginlik olsun diye şey yapıyorum. Eğer mahlukiyet düşünürsen, her şey akıldan, şey hayattan yapıldığı için akıl haya bakar. Yaratılış itibariyle. Fikir ise çalışıp da ürettiği yöntem, yani şeyler al, fikir yoldur. Bu da ne yapar? Zata bakar. Fikrin gayesi o. Şimdi
Anladım. Ama eğer nazm-ı mani itibariyle düşünürsek, akılda muhatap ilahi olduğu için niye oluyor? Zatı bilmek için. Kelam-ı ilahi muhatap. O zaman bakın, eğer mahlukiyeti düşünürseniz burası değişiyor. Ama mide itibariyle bakın, akıl hayattan yaratıldığı için hayat olacak bu. Hayır. Bunun işlevi nedir? Neyi elde edecek? Zatı. Fikir ona bağlanır. Zat bu olur. Tamam. Defterde çektim ama bir böyle baktım. Ama eğer vahiy buna geldiği için gaye nedir? Zatı bilmek. O zaman bu zat oluyor. Bu da hay oluyor. Ama mahlukiyet itibariyle düşünürsen bu yer değiştiriyor. Ama bu kayın tamam. Bu bakayım nerede çarpmışım. Kayyum. Kudrete bakıyor bu. İlim, irade, kudret ya. Ha? Kudrete bakıyor. Zat olunca bir tanesi ilim, irade olacak. Hangisi iradedir sizce? Fikir irade. İrade. Akıl, ilim var. Yani bunda da olur. Niye nazım var? Ne demişiz? İlim, irade, kudret. İlim, akla demişim. Evet. Doğru. Tabii. Ali mesmes. İlim. Niye hay irade? Çünkü evet, kainata baktığımız doğru zaman ilk gözüken iradedir der. Evet. Hani mesela elmanın şekli iradedir işte. İlim, irade. Bakın beraber gidiyor. Allah, Rahman ve Rahim. Tamam. Rahman ve Rahim. Yani bu aynı zamanda kayyum, kudret mekanı oluşturuyor. Bu şeyi oluşturuyor. Zamanı. Abi şöyle olabilir mi? Şöyle bir yer geçiyor. Temsildeki üç misal her tabakadaki o üç taifeye belki dokuz taifeye bakar diyor ya. Bu üçü de diğer üçüne bakıp toplamda yani böyle kombinasyon gibi dokuzlu da olabilir yani. Olabilir. Mesela katre, zehre ve şey, reşa. Katre, zühre ve reşa. Zahirde katre şey yani. Ama usta diyor ki, ama bu reşa hiç eller hiç olan kardeşiniz reşa dedi ya. Ama katre olmadan katreyi de barındırıyor. Şimdi devam edelim ama bu değişebilir bu ikisi diyorum. Hasan abi şualarda da yani aynı mevzu baktım. Şualar 168'de de yine geçiyor. Ve öyle bir insaniyet bize lütfetmiş ki diyor. Ayet-i Kübra'da. Ayet-i Kübra. Akıl ve kalp gibi çok aletleriyle hem maddi hem manevi alemin nihayetsiz hediyelerinden zevk alır diyor. Akıl ve kalp manevi. Akıl ve kalp. Evet aynı öyle işte şu. Akıl kalp gibi çok aletleriyle. Hem maddi hem manevi alemin nihayetsiz hediyelerinden zevk alır. Tabii yine maddi manevi. Evet. Yani işte çok acayip ya. Şimdi zaten hayır kayıyor. Ben şimdi okuyorum. Sofraya rahmetten Sofraya rahmetten istifade edip şükreder. İnsaniyet midesinin elleri akıl, fikir, hayal, insanı insanlık makamına çıkaran bu ellerle istifade etmeyle çok garip, akıl el hükmünde değil. İstifade ettiği sofralar, semavat ve arz genişliğinde, hani şey sarhileri oturtuyorum, akıl ve fikir, hayal o midenin elleri hükmündeymiş. Şimdi fikir, fikir neymiş? Hem yok, hem de zamanı ifade eder. Fikir sıralamadır arkadaşlar. Öncelik ve sonralığı vardır. Öncelik, sonralık. Tamam, anladık mı? O zaman bir şey düşünürken öncesi ve sonralık. O zaman zamanı oluşturur. Hayvanda akıl var, fikir yok. Şimdi burayı ona göre bak nasıl değişecek şimdi. Hayal ise hem terzihane, hayal neydi?
Kalpten çıkan mana. Bak merkeze koydum. Dağın tepesinden şuradan. Ayağımı şey yaptım. Şu dağın tepesinde kar topu yaptın. Tamam. Vadiye gelene kadar. Mana kalpten çıktı mı? Latife insaniyeden aldı. İndi vicdana. Vicdandan da aldı mı? Kartopu. Geçti dima. Yaptı. Mana. Şey meyil. Meyil ve mana. Kalpten çıktı. Dimağa geldi. Bu kadar kalp, vicdan, dimağı bütünledi. Onu bir kelama dönüştürülecek. Kelam nedir? Mananın libasıdır. Elbisesidir. Şimdi bu manaya en uygun elbise biçilecek. Mana nedir içinde? Kar topu ya kardeşim, içinde kalp var, vicdan var, dima var, meyil, irade, akıl, her şey var. Ya buna bir elbise giydirmek çok zor değil mi? Çok zor ya. İşte bu manaya elbise biçen terzihane hayaldir. Kalıp, kelam orada biçiliyor. Tamam. O zaman hayal nedir? Terzihane olduğu gibi, manaya elbise biçildiği gibi. Başka neymiş burada? Terzihane oluyor. Kelama mana libasını, yani kelama dönüştürüldü. Yani elbise dışarıdadır kelam. O manalar, dili gelmeyen manalar, elbise giymeden hayalde kelama dönüştürülüyor sende. Seninle konuşuyorlar. Diyor ki Makendir, içimde diyor, sadrımda konuşanlar var diyor. Öyle diyorum. Böyle diyor, bir böyle diyor. Tamam. Konuşmalar var ama ağzı kullanmadan. Hayalde oluyor. Yani kelam, dışarıdan gelen, sizden gelen kelam, ilk önce hayalime gelip kelam elbiseden sıyrılıp senin o kelam ile gelen ama aslında senin kalbin, vicdanın, diman ya, benimle konuşmaya başlıyor. Sen attın ya paketi, içindekiler benimle konuşuyor. Yani manalar kelama dönüştüğü gibi kelamlar da hayalde manalara dönüşüyor. Tamam mı? İçeriden böyle çıkarken böyle, dışarıdan alırken de böyle. Burası dönüştürme ve dönüşme yeri. Tamam mı? Hayalde mi abi, tasavvurda mı? Tasavvur sonra. O fikirlere dönecek. Mana bu. O zaman abi kelam surete dönüşmeden önceki evveli gibi oluyor. Yani. Evveli. Daha kelama dönüşmeden. Aynı zamanda bu hayal mekanımızı oluşturuyor. Mesela sen bana bir hayal kur da mekan olmasın. Yani şekil olmasın. Mümkün değil. Mekan anlayışımızı oluşturan, algısını oluşturan hayaldir. Bana bir fikir söyle de öncesi olmasın. Sonrası olmasın. Öncelik sonralık ne yapar? Zamanı oluşturur. O da tasavvur. Tasavvur. Bu serbest bölge değildi. Yeni arkadaşlar da var diye. Tahayyül, mekanı, zamanı bizde ortaya çıkarıyor. Onun için amalarda şekli görmemiş, hayalleri yok. Hayalleri olunca da mekan derinliği yok, basamaz yani. Yani şuraya uzat ayağını. Nereye yani? Şu taşa uzat. Bir sertlik geliyor. Mekan yok. Derinlik. Ya ne acayip. Bilin kıymetini. Çok tuhaf ya. Basabiliyorum ya. Allah Allah. Ne kadar hoş ya. Allah hakikaten, Allah
halıları bunu buna yapmış, masraf etmiş bey. Yani beni tercih etmiş, tamam mı? Hepsinin o 99 tane ipin şeyin tespitan imamesini koymuş, toplamış bende. Benimle tanımlıyor, benimle. Ya çok tuhaf ya. Ben bakıyorum böyle. Hakikaten ben ne kadar basitmişim. O basitlik içinde külliyet var ya. Cüz içinde kül, cüziyette külliyet. Ne acayip ya. Tercih ilahi olmuşum. Lan daha ne meziyet istiyorsun? Bunu ben ağaçta olurdu. Koy onu kendine. Dedi ki, pazarda bir memur var şeyde, nüfusta. Olmaz falan dedi. Dedim ki, köyden geliyorum. Kardeşim dedi. Olmaz dedi. Biraz zaman seni bak, beş olmak üzere dedi. Yetişmez dedi. Peki. Durdu. Ne düşünüyorsun dedi ya böyle. Dedim sana bir şey sormak istedim. Sen burada olsan, ben orada olsam nasıl yapmamı isterdin? Sen öyle yap. Yerimizi değiştirir. Ben buradayım, sen buradasın. Versen onu dedi. Dedim, müdür gitmeden hemen şey yapayım. Sonra dedi ki, bak o sözün bana çok tesir etti dedi. Yapalım. Sen burada olsan, ben de orada olsam. Nasıl olmamı isterdin? Öyle oldu. Çünkü Allah bugün seni oraya koydu. Merak etmeyin, başkasını koyardı. Sen bir özelliğin yoktu, seni oraya koydu. Versene dedi, müdür gitmeden imzalatayım dedi. Ben dedi, sonrasını ben yaparım. Sessizliktir. Evet. Vicdan aktif edilsin. Ne yaptık? Hangi söz etkiledi sizi şimdi, onu söylemedim. Ne demişti? Size bir şey söyledi de... Bana dedi ki, yetişmez dedi, beşe az var dedi. Bir şey demediniz işte. Yetişmez dedi. Dedim ya ben dedim, köyden geliyorum. Bir de bunun için çok zor dedim ya. Yani belki senin için birkaç dakikanız alacak ama benim maddi ve manevi o kadar masrafım olacak ki köyden ineceğim, şey yapacağım, bir daha hafta bekleyeceğim. Kardeşim dedi, beşe kaldı dedi, yetişmedi. Olsun, peki. Canım sağ olsun dedim, böyle durdum. Ne düşünüyorsun dedi öyle. Dedim ki, acaba dedim, düşündüm ki ben orada olsaydım, o burada olsaydı ben ne yapardım? Düşündüm. Dedi ki, ver o şey dedi, müdür olmadan şey yapamıyorum sana dedi. Hakkından vicdana mı inmiş oradan? Evet. Ama taşıttı, adam taşındı oraya. Hissetmeye başladı. Köyü ben götüreceğim dememiş Allah'tan. Müdür şey, ben imzalattım dedi, gerisi ben dedi. Şimdi akıl okuyorum. Oraya geçmeden bir şey söylemiyorum. Dediniz ya abi işte, Allah Allah yürüyorum, halıyı yaratmış, gidiyorum filan. Orada o iftiharı mı hissediyoruz abi? Çok yani çok şey ya, bir tanesini diyor muyum? Yani Allah'ımla gurur duyuyorum yani bu sefer yani. Yani seni tercih edeni hiçbir şeyi tercih etme. Seni tercih etmiş mi? Seni birisi seviyor mu? Diyor mu ki sana ben seni seviyorum? Tamam bak, bir tanesi diyor ki ben seni çok seviyorum. Başka biriyle böyle ifade etmiyor. Sen sevmeye çalışıyorsun başkaları. Seni seveni hiçbir şeye tercih etme. Seni seviyor mu? Sen sevmeye çalışma bir daha. Seni seviyor. Buldum zaten. Seni seveni hiçbir sevgiye tercih etme. Sen sevmeye çalışma bir daha değil mi? Seni sevmiş. Yavuz diyor ki... Zaten %50'yi doldurmuşsun sevgini. Şimdi akıl okuyor. İlk önce ne okudum? Fikir, hayal okudum. Akıl okuyorum, noktanı veriyorum. Bu manada kullanacağım, içerisini dolduruyorum. Akıl lugattaki değil bu. Akıl ise vahiyi insana dönüştürür. Nasıl ki, ne demek o? Vahiyi insana dönüştürür. Evet. Vahiyi insana dönüştürür. Nasıl dönüştürür? Bak. Nasıl ki kelam-ı ilahiyeyi ayeten dönüştürüldüğü gibi vahiy de insana farkındalığına dönüştürme berzahı, ilme dönüştürme yani ona, vahye, Furkan'a dönüştürme sistemi, cihazı ve alet akıl. Yani şu. Alttakini silebilirsiniz abi. Dursun. Bak şimdi. Kelam-ı ilahi. Subut-u sifattan.
Tamam mı? İndirildi. Bir de Hasan abi bu Mesnevi'de geçiyor ya, gavvas dalgıçlar dalıyor. Kur'an dalıyor. Aynı buna uyuyor. Şey, evet. Dalıyor, vahiy yakalıyor, şey yapıyorlar. Evet, vahiy mertebesi. Burada nereye iniyor? Mahfuza. Buradan haşa beşer değil. Aslında Ahmet. Ahmet'tir. Aleyhissalatü vesselam. Tamam. Burada ayet. Ayete ayet geliyor. Dönüştü değil mi? Bunu mu yapsak abi? Beşer değil. Resul deseniz olmaz mı? Resulü de kullanacağım. Resul acayip bir şey. Resul'le uğraştım. Yani Allah nasip etti. Belki bir iki üç gün. Resul burada herhalde. Resul, risalet nedir? Çünkü şey diyor, kainatın diyor, aklı vahiy Kur'an'ı, ruhu risaleti Ahmediye mi diyor? Risaleti Ahmediye galiba, risaleti Muhammediye. Risalet. Kainatın ruhu diyor. Onu da işleyeceğiz ama herhalde şeyimiz yetmez. Risaleti de Allah nasip etti. Risalet, he. Risalet çok güzel ya. Vahiy ile pek alakası yok ya. Tamam mı? Bir hocaya gönderdim bir şeye. Ölüme şöyle bir seyittir. Yazdı. Bunu başka bir yere gönderdin mi dedi. Yani nedir? Allah vahiy gönderdi. Bir insana vahiy aldığı için ona risalet-i mazhar olduğu denilir ilmi kelamda. Zahir de bu. Hoca bilir. Risalet-i vahiy yüklenen. Bir bak bakalım külliyatta. Şahsiyet-i Muhammediye, Risalet-i Ahmediye, Muhammed. İkisi de farklı. Risalet-i Ahmediye ile Muhammediye dağlar kadar farklı. Buraya Muhammed diyemezsin işte. Vahiy alan Muhammed değil. Veren Muhammed tarafı. Alan Ahmet. Onun için 19. mektuba mucizat-ı Muhammediye midir? Muhammed'in mucizesi olmaz, Ahmet'tir. Risalet de Muhammed'e değil, Ahmet'e yine, beşerdir. Muhammed, la ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah. Vacib-i vücut, ötekisi mahlukatın çekirdeği. O ene. Muhammed'den Ahmet'e Cebrail olmadan... Yani... Ahmet'e Resul var bir tane. Bir tane. Ha. Ahmet'ten Muhammed'e, evet, Cebrail'siz de var. Azdır. Bakın. İçinde niye Cebrail devredişi? Çünkü beşeriyet var. Amene Resul'de beşeriyet var. Yani beşeriyet de orada. Cebrail devredişidir. Beşeriyeti taşıyamaz. Onun için Amene Resul kendisi direkt aldı. Beşeriyeti taşıyamaz. Bir adım atarsam yanarım, hakikati Amene Resul'dedir. Beşeriyeti taşıması nasıl? En kesip en camidir. Unuttuğumu, unuttuğumu, vaffanla, beşeriyettir, vaffeler, hep beşeriyet, iman esaslarında. Çok acayip, çok heyecanlandırıyor insan. Keyiflendiriyor ya. Çok garip ya. Beşeriyeti tazamak. Çok senelerce meşgul oldum. Niye bu Amenerası o kadar cami değil? Ama biraz sade gibi gözüküyor senelerde. Turfanda hissedemiyoruz ayeti. İlk nazil olduğu gibi değil. İlk nazil olduğunu bilsen beşeriyet olduğunu göreceksin. Beşeriyeti tanımlıyor. Beşeriyet haritasıdır. Beşerdir. İnsan. Onun için şak diye burayı açtı. Şak diye böyle geldi. Böyle geldi. Şimdi ben ne anlayacağım? Kelam-ı ilahi subut-u sıfat. Lef-i muhafıza kelam-ı ilahi indi. Lef-i mahfuzdan buraya inerken vahiy buradadır. Vahiy. Çok işlemişiz. Vahiy. Vahiy buradan değil. O risalet. Hangisi? Şu.
Orası mı Risale? Evet. Risalet. Yazın ama. Ya orayı nedir bilmiyoruz diyordunuz. Evet. Bilmiyoruz. Şimdi Risaleti bakayım hangi sayfada. Hadi şeyi varsa hemen okuyayım hep böyle. Bakayım ne kadar uğraştım ya Rabbi. Bakayım. İşte uzaktan canlı yayında yapıyorduk. Bu olmuyor böyle. Risalet bakayım. Kaldırabilirsin. Ne güzel olur ya. Oh 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 oh. Kalk kalk. Estir 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 kardeş. Kutsi. Heh. Risaleti buldum. Risalet Muhammed yani. Risalet-i Muhammediye. Ahmediye değil. Ahmediye de geçiyor. Ahmediye ayrı. Oradaki Risalet-i Muhammediye. Bak şimdi burada geçiyor. Yani burada şu an yazdığınız Risalet-i Muhammed. Evet. Diyor ki Risalet-i Muhammed aleyhissalatü vesselam şuuru kainatın şuurudur ve nurudur. Şuuru kainat. Bunu bu sayfa değiştireceğiz. 336 elemalar. Bak. Bu metin. Hoca dedi ki kırmızı ne yazdın? Metin bu. Şuraya kadar. Bu risalet işleniyor bakın. Risalet işleniyor. Tamam oğlum. Risalet işleniyor. Üstteki de yapalım abi. Risalet. Kaynamasın. Çok acayip. O zaman oraya Risalet-i Muhammed'i yazacağız, evet. Değil mi abi? Çok... Oraya Risalet-i Muhammed'i yazayım. Kalem, kafa, her şey bitmiş. Daha... Şurada. Aha. O aşağıdaysa biz neredeyiz? Burası olursa aşağılık. Allah razı olsun. Devam ediyoruz. Her şey nasıl oturuyor? Muhammed'den Ahmet'e mi geliyordu ayet? Evet. Aynı öyle. Evet. Muhammed'den Ahmet'e. O bahri nereden alıyor? Ondan sonra sesini. Evet. Yani bir risaleti o vecizini bulabilsem bu özünü mü? He ya. Yazmışım da. Kainat his ve aklını. Kainatın his ve aklından süzülmüş. Bak kainatın his, şuur aklından süzülmüş. Evet. Risalet neymiş? Kainatın his, hayal et. His deyince nereye git? Hemen gitsin. His. Vicdan. Git. Şuur. Biri ve ikinci şuur. Ve akıldan. Süzülmüş. Risalet. Hani lügata bak. Vahiy yüklenmiş. Şimdi bak. Kainatın hissinden, şuurundan. Yani tencereye getir. At hissi. Kainatın hissini. Büyük insanın hissini. Şuurunu da at. Aklından karıştır karıştır. Onun cebine bir isim koyalım. Risalet-i Muhammed. Büyük kainatı düşününce Muhammed, küçük kainatı düşününce Ahmet. Şimdi içine doğmak. İçine doğmak. Bakayım nerede yazmışım, çok güzeldi. O kadar hoş ki. Nur neydi diye şey yapmışım. Bir insan hissiz, şuursuz, akılsız olursa ne olur? Bir hayal eder misiniz? His. Soru sormuş. His. Şuur, aklı. Yok. Veya az. Risalet de böyledir. Risaletsiz. Bir insan hissiz, şuursuz ve akılsızdır. Müteharrik neyi? Görüyor musunuz? Çok acayip ama. Vallahi hayata değer şey bunu anlamak için bu dünyaya. Sık bunu. Büyük insan kainat. Biz ise küçük kainat. Evet. Tamam. Yani burada çözemediğini oraya, oradaki çözemediğini buraya. Şimdi insan düşün Osman. Arkadaşlar. Abi. Hissiz düşün. Hissi yok. Diş ağrıyor, his yok.
vefa yok. Yani özel hayat yok. Şefk yok, his. Şuur yok. Yetmiyor, akıl da yok. Bu üçü yok. Nasıl bir insan olur falan? Nasıl olur? Ha, bu adamda risalet olmaması böyledir. Cami hükmünde insan olmak ihtimali var. Risaletsiz adam buna benziyor. İnsan ismine layık mı? Cami hükmünde insan. Risalet. Yani düşün. Şimdi biz fırlasaydım, dur bakayım. Daha önce... bakayım. Cevher neymiş? Hayatın safi ve halif bir cevher. Safi ve halis. Sabit ve müstakil zattır. Risalet. Diyor ki, eğer kainattan Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nuru çıksa gitse, kainat vefat edecek. O zaman için mezar-ı mutaharik. Kainattan küçük kainata, kainattan Risalet-i Muhammed'e gitse, kainattan bize uygulayacak, öyle yapıyor. Kainat vefat edecek. Biz de Risalet gitti. Biz de ölmüş gibi. Vefat edecek de selam okunuyor. Selam okunuyor. Aynen selam okunuyor. Vefat edecek derken mezar okunuyor. Fesubhanallah. Aynen. Fesubhanallah. Aynen. Vefat edecek dediniz abi başladı. Fesubhanallah. Kainatın beslendiği kaynak kesiliyor abi. Allah Allah. Nasıl bir dedin? Kainatın beslendiği kaynak kesiliyor. Vefat evet. Ediyor. Ceset ruha dayanır diyor ya. Evet. Allah Allah. Allah Kur'an'ı çıksa diyor. Akıl Risalet neymiş? Tencereyi getirin. His, şuur, aklın cemindendir. Risalet. Şimdi bir de bak bakayım vahiy yüklenmiş ya böyle. Oysa Risalet başkaymış. Şurayı bilmiyorduk Osman. Buraya çalışana kadar. Onun için heyecan var bende. Evet. Kelam ile lef-i mahfuza kadar ne için, nasıl iniyor, hangi sistem, o sistemin adını bilmiyor demişti. Bundan sonra vahiy biliyorum ama onun vahiy, ama burayı bilmiyor. Demiştik, hatırlıyor musun Mehmet kardeş? Evet. Burayı bilmiyoruz. Risalet-i Muhammediye'ymiş. Koy Ahmet'i dibeğine. Bunu ters çevirmiş olursun. Bak tabir bir değiştir. Muhammed yerine Ahmet koy. O zaman Lev-i Mahfuz'dan burası iken sen alt usta. Evet. Benden bana ben gitmek için demişti. Benden bana ben gideceğim. Risalet-i Ahmet, Muhammed değil de Risale-i Ahmet'i onu kendisiyle. Evet. Şuraya bakın. Vahiy buradadır. Şu lef-i mahfuz ile insan arasındadır. Ondan sonra bakayım böyle. Bir de maddi ve manevi hayat Muhammediye var. Orayı bir ara okumuştuk Dima derslerinde. Süleyman abi falan. Ama şey farklı oldu. Tabii değişecek dediler. Kaçtı, evet, ondan sonra sözüm sana hulasasıdır. Bak, his ve şuur akıl. Risalet, ha, his, tamam, hayal et, şuur, akıl. Ceminden, bak, şuurun kalitesi, şuurun, hissin kalitesi, aklın kalitesi ve cem etmekten. Ne kadar cem edersen, risaleti yüklenmiş oluyorsun. O nispetten Resul oluyorsun. Muhammedi oluyorsun. İsa Aleyhisselam geliyor, sana tabi oluyor. O zaman İsa Aleyhisselam sana tabi oluyor. Enfus Salim sana. Senden sana. Bir insanda his, şu, aklın kemali. Yani ceminden. İnsan da ne olur? O üçünün cemin haletinin adı o hal. Şu anda sizde olan hal risalettir, müjde olsun. Onu antik olsun diye söyledim, getireceğim. Şu andaki hali türüye risalettir. Onun içerisinden vahiy akıyor. Nübüvveti neresine koyacağınız burada abi? Nübüvveti şu andaki o beşeriyetle karşılık koymak o nübüvvet. Mukabele mi? Evet, ona karşı. Risalete yapılan mukabele mi? Evet, mesela diyelim ki güneş, ayna, Allah... Rububiyet ediyor. Rab. Ben ayna darlığımda tecelli ettim mi? Kabul ettim. Kabul edince aynamda gözüken güneş uluhiyet. O ayna ruh. Güneş rububiyet.
Allah güneşe vurdu, aynaya vurdu. Aynada gözüken güneş, ayna darlığını kabul ettim. Aynada gözüken uluhiyet. Peki ne demek? Bende, ruhumda o var. Bendeki, ben ruhumdaki o. Ha, bu sefer Allah şöyle yapıyor. Rububiyeti bir vurdu, kabul ettim. Uluhiyet ortaya çıktı. Benim değil ama ruhumda gözüküyor. Bendeki o. Şimdi sen misin ayna darlık yaptın bana? Kabul ettin rububiyetimi de uluhiyet ortaya çıktı. İkinci bir mukabele ediyorum sana. Ne yapıyorum da sana? Bu sefer o rububiyete mukabele edince uluhiye çıktı ya. Fiil olarak ne gözükür bende? Ubudiyet. Uluhiyet, ubudiyet olarak gözükür. Ayna ubudiyet değil mi? Uluhiyet. Ayna ama fiili bir ayna. Yani o ayna ubudiyet. Fiil ise ibadet. Tamam. Şimdi bir mukabele etti. Allah ikinci bir adım atıyor. Uluhiyetine mukabele. O zaman Allah orada taayyum ve teşahhus ediyor. Nübüvvet hangisi oldu orada? Nübüvvet. Nübüvvet mesela bu mesela Resul'le Risalet. Mesela Harun Aleyhisselam Nebi. Nübüvvet sahibidir. Risalet değil. Ama yüklenmiş. Ama değil. Hani nasıl ki bir peygamber kitap irsal olursa Resul oluyor. Resul peygamber. Bu Nebi oluyor. Nübüvvet Nebi. Yani o hakikati bizzat ben muhatap olmamışım. Fakat onu yüklenmişim. O zaman şuur, his, aklım ubudiyetidir nübüvvet. İbadet değil o. O kulluktur. Şahit ve meşhut değil mi abi? Ha, şahit ve meşhut olmak gibi. Ha, şimdi bak bir daha. Şuur, his, his, şuur, akıl. Sırayla gidelim. His, şuur, akıl. Ceminden nübüvvet-i mazhar oluyoruz. Nübüvvet bu. O nübüvvete tecelli ettiği taraf risale. Biz direk kalmıyoruz. Peki, o nübüvvetin, o nübüvvet hakikatine sahipsin. Halet-i ruhiyesi, ubudiyet. Eylemsel hali, ibadet. Onun için ibadet ölünce bitiyor, ubudiyet bitmiyor. Risalet, acayip. Şimdi başka şey var mı diye bak ne diyorum. His, şuur, aklın ne kadar bütünsel getirirsek bütüne, o risalete mazhar oluyor. Risaletlik oluyor. Üstad diyor ki, nesepten doğduğu halde peygamberin torunu ama namazı yoksa diyor, 11. namazda değil. Ne diyor? Peygamber Aleyhisselam'ın değil davası, nefsebine de muhatap. Şuraya okuyorum. Şiz, şuur okuyacağız sonra da bu makama geldiği için. Hiç şuur ve akıldan süzülmüş en safi hulasası risalete muhatabiyetimiz bu üç sıfatın zemin olmasıyladır. Risalet ise vahiy farklı. Bu üç sıfatın kemaline risalet iniyor. His, şuur, akılın kemaline risalet iniyor. Kişinin his, şuur ve aklının mertebe-i kemali nispetinde risalet oluyor. En yükseğine Resul deniliyor. Yani biz de risalet sahibiyiz. Ama en cami mertebede, en külli muhatabiyet Peygamberimiz mazhar. Şeyle diyebilir miyiz? Miracını yapmış olan Resul oluyor. Ha yani diyebiliriz. Yani bunu genişletebiliriz. Bak bir de okuyayım. Risalet, his, şuur ve aklın mertebe-i kemali nispetinde risalet var oluyor. En yükseğine Resul deniliyor. En yükseğine. Sistem çalışıyor. Peygamber çalışmıyor bu. Sistemin yani şecere hilkatın sistemine ki büyük insanda risalet. Küçük kainat olan insanda ise Resul oluyor. Kainata risalet. Küçük modeli olan insanda ise Resul.
Risalet sisteminin sahibi ve azami mazarlarına Resul deniliyor. Risalete sahip Resul. Risalet insandaki değil, büyük insan olan kainatta. İnsan ekberdeki sistemin adı Risalet. En azami derecede mazar olan kişi Resul. Yani nasıl oturuyor değil mi tabii? Ondan sonra daha okuyacağım, sonra bunu şey yapalım. Risalet kainata bakar. Şuur ve nur Resul'e bakar. Yani şuur yediklerini neyse devam edin, karıştırmayalım. Maddi ve manevi de o zaman başka zamanda okuyacağız. Şimdi ben şeyi bitireyim şurayı. Ondan sonra neyi okuyorduk? Neredeyiz? Kelam ilahi lef-i mahfuza kadar ayet değil. Kelam ilahi lef-i mahfuza kadar inene kadar kelam ilahidir. Hangi sistemle iniyorduk bilmiyorduk. Risaleti Muhammediye ile. Risaleti Muhammediye içerisindedir. His, şuur ve aklın kemal mertebesinin en zirvesine Resul. Düşük mertebesi var. Biz. Risalet yüklenmişiz. Onun şuurdanlığı, şuur farkındalığı ki Furkan olmak nübüvvet. Nübüvvet oluyor. Yani onu senden. Peki lef-i mahfuzun insana inişine artık burada şey yok, kelam-ı ilahi yok. Bu ayet. Bu kelam-ı ilahi lef-i mahfuza gelmiş. Ben orayı daha bilmiyorum. Lef-i mahfuz bir sistem, arıtma cihazı. Dönüştü mü? Kelam-ı ilahi orada ayete dönüşüyor. Ayet yok. Aşağıda değil mi? İnsana gelince ayet olmuyor. Evet. Ayet, evet. Yukarı lef-i mahfuzda da mı ayet? Yok yok. Bu kelam-ı ilahi buraya geldi mi? Kelam-ı ilahi lef-i mahfuzda o imbitlerden geçti, ayete dönüştü. Tenezzülat ilahi. Yani lef-i mahfuzdan insana inme şey ayet. Ayet inmiş. Ayet bu. Kelam-ı ilahi biz bilemiyoruz değil mi? Bilmiyoruz. İçerisini bilmiyoruz. Aynen. Ayeti yapacak. Hani ayeti biliyoruz, kelam-ı ilahi bilmiyoruz. Zatı biliyoruz. Evet. Yani kelam-ı ilahi lef-i mahfuza indi. Lef-i mahfuza niye indi? Kelam-ı ilahi alem-i şehadete, yani beşeri direkt gelse ne olur diye düşündüm. Keban barajını direkt eve bağlarsan 500 bin volt bir ay eve bağlarsan ne oluyorsa öyle olur herhalde. Şimdi onun için 109. 110. sayfada diyor ki mesela bir de şey var, Nadir abi çok zikreder. O Hazreti Musa'nın o şeyi anabi. Çok zikrederdi. Onun hayatiyetiyle hayatımız devam ediyor. Niye biliyor musunuz Resulullah? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam trafodur. Keban'ı evimize dönüştürüyor. Eğer Allah'ın hay sıfatı insana tecelli edemez, olmaz yani. Patlar yani. Arada trafo gerekiyor. O trafo Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayatıdır. Onun için hayatiyetimiz hayatıyla devam ediyor. Evet, o trafodur. O olmasa bitti. O olmasa, tamam da olmasa nasıl olur? Direkt tecelli etse, hay. Nihayeti yok ki. Ban patlatır yani. Şu. Trafosuz kebandan elektriği evine alabiliyorsan Muhammedsizdi. Onun hayatı hayatiyetime devam ediyor. Trafo vazifesini yapıyor. İlmi de öyle. Kaldıramayacağım. Yani en ufak bir şey biliyoruz bana bir şey öğrendik mi? Havamız ayrı, atmosfer, psikolojimiz değişiyor. Çeşme akıyor, dolduğunu göremiyoruz falan. Motor çalışıyor, kalmışsın böyle. Kafa gitti. Ama bir tarafı Allah Resulü bir anda bütün esmayı aynı derecede mazhar. Nasıl dengeyi kurmuş bilmiyorum. Olur mu? Olmaz. Var, olmaz kardeşim. Olmuş, olmuşsa başka bir şey olur. Başka bir şey oluyor. Düşünüyorum tamam mı? Bir taraftan böyle bir inkişaf oluyor. Dünya bitiyor. Her şeyi, tuvaleti unutuyorsun. Ustad da olmuş. Su içecek. Eskide su testisi buzdolabı yok, cama asılırdı. Soğusun diye su testi. Ustad yazarken kalem atmış. Su içmeye gidiyor. Sübeyir abi anlatıyor. Uçtu abiden. Niçin gidiyor? Su, kalktı, su içecek. Gitmiş, salona kadar gelmiş. Niye geldiğini unutmuş. Ama ya, şimdi desem ben doktora giderler. Unutkanlık var bende diyor. O bunun için unutuyor. Biz ise başka şeyler var kafamda. Unutkanlık yok kardeşim. Örtme var. Unutkanlık yok öyle bir şey. Fıtratta unutkanlık yok. Örtme var. Örtme, birbirini kapatma var. Geldi, o kadar orada ki hala. Niçin geldim diye geri dönmüş. Tuvalet de oluyormuş işte. Sonra bir daha denemiş diyor. Ben seyrediyorum diyor Zübeyir abi. Bir daha gelmiş. Böyle kalem böyleymiş. Aynı böyle anlatıyor.
Müştü abi aynı fiili yapardı. Niye geldiğini anlayamıyor. Hala orada, hala burada, geri döndü. Üçüncü kez, ''Üstadım, su içecektiniz.'' dedim. Şimdi bu doktora gitsin unutkanlık, B12'yi versin. Kardeşim, fıtratta müjde olsun bu size de. Kimsede unutkanlık yok. Örtme var. Unutkanlık ortadan kalkmaktır. Kalkmaz hiçbir şey. Üstünü örtüyor. Üstünü örtüyor. Şiddeti bağdan dolayı bunu unutuyorsun. Mesela aldın paketi, elden çıkacaktın. Paket elindeydi, maske. Koydun oraya, ayakkabı giyinirken, ulan ders yetişeceğim, araba nerede? Araba parkın neresine koyduk? Bu maskeyi örttü. Marka yok olmamış kafada. Bunu devre dişi yapmış. Onu ne yapacak? Ustad neyle aktif ediyor? Hepsini tek tek hak gayetini vermek, dikkat. Dikkat. Dikkat neydi? Bir kızı alırken onun mehridir. Nazik ve nazininleri mehri dikkattir. Biz neredeydik? Sana bir ara verelim, o kalanı ikinci şey yapalım. Tamam. Verelim, adetimiz o ya. Adet, onu da unutma. Evet, adetimiz de unutmayalım. Tamam. Bir ara verelim, o çünkü şeye gireceğiz tekrar. O ellere falan. Ha, ellere daha girmedik ki. El-Fatih. Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. 353'tü değil mi? Bilemallah. Ben orayı bir bulayım. 270. sayfası. Tamam. 269 sayfa. 70'e geçtik. Ha, tamam. Okuyorum abiler. Bu ondan sonra bir yarım saat sürer sürmez keseriz. Akıl, ha bir de kulası olsun kopmamak adına. Fikir neydi? Hem yoldu hem de zamanı oluşturuyor. Çünkü ustad fikire yoldur diyor. Çalışma sistemi ise öncelik ve sonralık olduğu için zamanı ifade eder. Yani bir fikri zincirleme, bir düşüncenin, bir fikrin, malumatın sırası var yani, zincirleme var. Bunu düşündüm, bu geldi, bunu düşündüm, geldi. Düşünceler birbirine ekli olduğu için bu bizde zamanı oluşturur. Öncelik, sonralık. Tamam mı? Ustad da buna şey diyor. Zaman için diyor ki, hareketin bir levniyedir. Yani görüntüsüdür, rengidir, hareket. İlle mesela bu hareket görüntüde bir renktir, bir şekildir. Fikir de bir harekettir. Fikirlerin dizilişi zamanı oluşturur bizde. Bastığı zaman buradan çıkıyor. Bu zincirlerin başına dönmek, sonucu ile başı düşünmek bastı zaman oluyor. Sonucuyla başta hayal etmek tayi mekan oluyor. Bir daha söyleyeyim. Mesela hayal mekan anlayışımızı, algısını dediğimiz hakikatin ortaya çıkarttığı gibi aynı zamanda mananın libasıdır. Onu bildiğim şey. Mesela hayal de öyle, zincirlemedir yani. Şundan sonra şu var, şu var, şu var, şu var, şu var, zincirlemedir. Bazen sonuçla başa, baştan sonuca geçebiliyorsun. Baştan sonuca geçmenin en zirvesi vahiydir. Baştaki bir hayal ile 40 sene sonraki hayaline ulaşmak, buraları basarak geçiyorsun, tay mekandır. Çünkü hayal kendisi mekandır. Yani bana bir hayal söyleyin de şekli olmasın. Her şekil mekanı oluşturur. Mekan algısı, anlayışını oluşturur bizde. Bazen bir düşünce bizi başka sonuca götürür. Ki ustad, imani bil ahiret sonuçtur kainatın. Ama onunla başa bakıyorsun. Aile hayatını düzeltiyorsun.
haramdır. Olmaz, ayıptır ya. Günahtır ya. Ben bu vefa yapmam lazım bu kardeşim ya. Yani diye sonuçta başa bakınca alemi şehadet, alemi ahiret. Burada ilişki ve çelişkiler var. Burayla burayı tansim edersen yani mekan itibariyle tayı mekandır. Ki örnek vereyim. Allah Resulü hakikaten tuhaf. Yani benim gözümde çok garip bir insan. Garip yani. Mesela bak söyleyeceğim. Ama ben başka anlıyorum tabii. Diyor ki affedin diyor. Aklama, hafsalama almıyor yani bu insanı. Kullandığı yönteme bakın Allah'ın sarsın. Ben bu şey yapmıyorum, bu bağla yapmıyorum. Hep anlatmışım, bu konu vakamda da anlatayım. Affedin diyor. Ne kadar affedelim diyor. Ben olsaydım, şu kadar affet, şöyle affet, böyle affet derdim. Bu alem-i şehadette oturuyor Arabistan'da sahabesiyle. Bunları fikren alıyor, o detayı anlatmayacağım. Haşim meydana götürüyor. Karşınızda cennet cehennem var diyor. Soru neydi? Kaçırma onu. Ne kadar affedeceğiz ya Resulallah? Sonra diyor ki, cehennemin karşısındasınız. Ne kadar af isterdiniz kendinize? Diğer şaptırdı, hayal ettirdi. Ne kadar isterim. Karşımda alevleri semaya yükselmiş. Katranlar akıyor. Cehennem var. Ne kadar af isterim? Fikrettirdi, hissettirdi, mahsettirdi, zevk ettirdi, hemal oldum. Haşir. Alıyor o sıcağı sıcağı, daha demir soğumadı, şekil verecek, getiriyor buraya. O kadar birbirinizi affedin. Ama o kadar affedin demiyor. Birbirinizi affedin. Ondan sonra diyor, Ortodoks lideri diyor ki, Hristiyan diyor, hakikaten sölmeye mahkum. Kendisi diyor, videosu var. İslami hiç bozulamaz diyor. Sebebi diyor, kendisini diyor, aktüel mi diyor, güncel yapan, devamlı yenileyen, yeniliğe açık olan iki sistemi var. Bir tanesi mücedditliktir diyor. Bir tanesi içtihattır diyor. Hristiyanlıkta bu yoktur. Mesela almış müceddit, Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, o kadar affedin demiyor, o kadar birbirinizi affedin. Şahsi hukuk, umumi hukuk. Yani her 100 senede bir mücedit gelmek, dini yenilemek oluyor. Kanuniyetini, cevherliğini, sistemini vahiy ve ayette konmuş. Peki, içtihat ve 100 senede bir şey, imamların ifadeleri nedir? 27. sözde diyor ki, İmam Azam'ın, İmam-ı Şafii Hazretleri'nin, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel'in içtihadı, zahirde ne anlaşıyor? Bir alimin keşfi. Hayır. Sözlerle diyor ki Allah bir kelamında hadis ve ayette her bir ayetin mutadit manası vardır diyor şu anlar 286. Atlıyorum. Dikkat edin. Affınıza sığınıyorum. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Her bir ayet böyle. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir ayette küllidir. Her asırda efradı bulunur. İmamlar, İmam-ı Şafii, Yasin imamları, bu her asırda efradı bulunur. Orada manalar bir battaniyeler birbirine eklenmiş. Depo. Mesela benim kilerimde battaniye var, yorgan var, battaniye var, yastık var, kılıf var, var da var değil mi? Birbirine. Hangisi varsa kaldırıyor, alıyor. İşte mezhep imamları ve asil imamları o Allah'ın nihayetsiz mana mertebelerini murad-ı ilahi o kelamına koymuş. Allah koymuş. İmamlar ise o manadan bir tanesini çıkarıp ifade ettiği için imamın kendisini zannedilmiş. Oysa semavidir diyor usta. Bu semavidir diyor. Bu şeriat-ı semavi, içtihadat diyor. Yani kendi tilke-i karyası ile din,
o nihayetsiz mana mertebesini Kur'an, imam, cemiyet. Cemiyete bakar, bu cemiyete o mananın şunu verilmesi lazım. Onu çıkarıp vermesi, o üstünü açıyor, battaniyenin üstünü açıyor. Kendi çıkarımı değil, üstünü açmasıdır. Tevil ve nakil konusu burada var mı? Evet, işte o kendisi. Kendisi naklediyor. Tevil demek. Ahkam mesturesini ishar ettiğinden. Ahkam mesturesini. Yani içindeki gizli mertebe-i manalar var, ahkamlar var, hükümler var, anlamlar var. O mestur, ahkam-ı mestur, gizli manalarını, 400 kaçtı? 82. 482, 27. söz. Dolayısıyla oradaki ahkam-ı mesturesini izhar ediyor. Semavidir. Onun için semavidir, beşeri değildir, iştihad. O da iştihad ediyor İmam-ı Şafii. Ben de ederim. Semavi kapı açıldıysa edersin. Ha? Semavi kapı nerede açılacak? Onun için İmam-ı Azam da adamdır İmam-ı Şafii'den. Onun ayakları benim başım üstüne olsun. Senin gözünü bile layık görmem. Yani ona dil uzatanlara da. Onun için kastediyorum. Onun için semavidir. Şimdi uygulamış o. Allah Resulü birbirinizi demiş. O kadaf edin demiyor. Birbiriniz o kadaf edin. Liyakata göre. Şimdi sabah namazının farzını kıldırırken İmam Hasan bastı zaman ve tay mekan etmiş. İkisini cem etmiş. Hatmi Kur'an yapmış. İki rekatta Kur'an okunur mu? Ha, işte anlattığım fikir ve hayal bir tanesi bastı zaman bir tanesi tay mekandır. En zirvesi. Yani ne demek? Sonuca göre başı tanımlamak, ifade etmek, zaman, bastı zamandır. Sonucu görerek bu dünyaya şekil vermek ve tay-i mekandır. Ahireti burada yaşamak. Evet, ahireti burada yaşıyoruz. Bir tanesi hayal yapıyor, bir tanesi fikir yapıyor. Şimdi akla geliyor. İlginç tam bunlar. Akıl ise vahiyi insana dönüştürür. Oradan açıldı bu. Nasıl ki diyor, nasıl ki kelam-ı ilahi ayete, lef-i mahfuza inince kelam-ı ilahi indi komple. Lef-i mahfuzda kelam-ı ilahi ayete dönüşüyor. Yani deniz suyunu arıtarak içecek suyu veya hidrojen ve oksijene veya buhar, kar, buz dönüştürüyor. Ha? Mesela veya çekirdek. Çekirdeğe, la teşbih ve la temsil, güneş iniyor. Yakması gerekirken yeşilliği çıkartıyor çekirdeğe. Güneş vuruyor çekirdeğe, yeşil ağaç çıkıyor. Ters değil mi? Güneşten kurutmak, yok etmek, öldürmek varken çekirdekte yeşillik çıkıyor. Güneş vurduğu için çıkıyor. O zaman nedir o? Çekirdeğe lef-i mahfuz deyin. Güneşe kelam-ı ilahi deyin. Çıkan ağaca da ayet deyin. Ve min ayatina. Eşyalara ayet diyor Allah. Elma armuta ayet temiz diyor. Tamam? Bir daha. Güneşe kelam-ı ilahi deyin. Çekirdeğe lef-i mahfuz deyin. Çıkan ağaca da ayetlerdir. Bir dönüşme. Peki tekrar meyvedeki çekirdekten başı doğurmak. Yani geçmiş olan ağacını çekirdeğe dönüştürme. Lef-i mahfuz böyledir. Çekirdeğe ağaç yapmak, ağacı çekirdek yapmak. Tamam. Şimdi bir şey de kullanacağım şimdi. Bu aklı konuşuyormuş. Bunu bizdeki karşılığı akıl. Kainattan ayat-ı tekviniyeler geliyor. Nereye dönüştürüyor? Evamiri tekviniyeye. Evamiri tekviniye olan ilahi, ilahiler aklımıza vahiy iniyor, ayata dönüştürüyor. Lef-i mahfuz gibi. Yani niçin ikisini kullanıyorum? Büyük insan, kainat, küçük kainat insan.
Tamam. Şimdi buraya kadar geldi. Çok mühim bunlar, temel bilgiler. Lef-i mahfuza, kelam-ı ilahi inince orada ne oluyorsa bilmiyor. İçerisini bilmiyor. Biliriz inşallah ölmeden. Ayete dönüştürülüyor. Ayete dönüştürülünce buradan, bu ayet buraya, insana inince vahiy buradadır. Vahiy burası değil. Ha? Biz bilmiyoruz. Şimdi bir şeyde kullanacağım şimdi akıl. Nasıl ki kelam-ı ilahiyi ayete dönüştürüldüğü gibi vahiy de insana, vahiy ve insana inince ne oluyor insan? Akıl onu kabul eder, muhatap olursa Furkan oluyor. Canlı Kur'an oluyor. İmam Ali'nin dediği gibi radiyallahu anh, en natıkıl Kur'an. Canlı Kur'an'ım. Furkanlaşıyor. Yani eyleme dönüşmüş. Canlı, hayatlı Kur'an'a Furkan deniliyor. Zıtların kemiği. Farkındalığın zirvesi Furkan. Fark. Furkanlığa dönüştürme berzahı insan, insan dışarıdakilerle içeriye, içeridekileri de dışarıya uygun kelam, his, muhatap, mimik, göz, bakış, akıl dönüştürüyor. Bu cihetle akıl lef-i mahfuzu temsil ediyor. Dönüştürdüğü gibi mesela böyle bir alet en zirvesi vahiy oluyor. Sonra vahiy zimmi var. Vahiy vazifesini yapan şumurlu ilhamlar var. İşte bu sisteme, yani Risaleti Muhammediye, bu sistem, bu vahiyin şeyi, Risalet, o Risaleti ne var içinde? His, şuur ve aklın kemal mertebesi en zirvede kim oluyor ona? Resul. Risaleti en cami yüklenmiş. Biz de seviyemiz kadar his, koy tencereye, şuur, aklı koy üçünü, bütüne ne kadar gelirse, hissiyatımızda akıl çatışmasa, akıl ve kalp çatışmasa, akıl nakıl çatışmasa ne kadar, o kadar risalet oluyor. O risalet kainatın hayatıdır. Risalet de bizim manevi hayatımızdır. O camiyetiyle risalete, mazariyetten Resul peygamberlerin gölgeleri oluyoruz. Resullerin hayatlarına ağızdan da ayet çıkıyor. Şimdi el demiştik. Burayı da okuyorum, keseceğiz. Ha, insan midesi vardı. İnsaniyet midesi. Eli neydi? Eli? Hayal. Neredeydi? Şurada. En altta. Akıl, fikir, hayal. Bu neyin şey, elleriydi? İnsaniyet. Şimdi onu konuşacağız, keseceğiz. Peki bu elleri bilemedik. Peki bu eller nereye uzanıyor? Ona bakalım. Zat-ı Hayyu Kayyum insana bütün esmasını ihsas etmek. İhsas nedir? İhsas. Hissetmek de ama hissettirmek, açık anlatmak, bulmak, görmek, üç tane şey kullanır. Bulmak, görmek, bulmak, görmek, bilmek, zannetmek, idrak etmek, duymak. İhsas üç tane şeyle oluyor. Bir, hissettirmek, açık anlatmak veya bulmak, görmek, bilmek veya zannetmek, idrak etmek, duymak. Duymak mı, duyurmak mı? Duyurmak, tabii. İşte demek ki Zat-ı Hayyu Kayyum bütün esmasını insana ihsas etmek, bir. Bütün enval ihsanatını tattırmak için öyle iştahlı bir mide vermiş. Hay,
Hay, mekanı haya. Kayyum. Hay ise şöyle düşündüm. Şimdi derste farklı yaptım, burada farklı yazdım. Akıl bir alettir. Ne ile yaratılmış? Hayattır. Hay demişiz ama akıl zata, vahye. Eğer diş düşünürsek dedik, akıl vahye muhatap olursa zata bakar. Zata hayu kayyum. Akıl yoksa fikir yok. Fikir yoksa zaten hayali sapık oluyor. Zatsız hay, hayatsız kayyum. İnsan aktif olmuyor. Akılsız fikir, fikirsiz hayal neyle? Dolayısıyla nazm-ı mani zat-ı hayyu kayyu. Akıl, fikir, hayal. Ama burada görürsünüz, yazdım. Akla hayat dedim, hayat. Çünkü yaratılış. Yaratılış malzemesi olursa öyle ama bunu koydum kasten. Ama mana itibariyle, muhatabiyet itibariyle budur. Çabuk gideyim ki namaz kılarız. Esmasını ihsas ediyor bunlarla. Neyle? Esmasını Allah, esmasını akılla, fikirle, hayal ile insana ihsas ediyor. O zaman akıl, his, hayal, yani akıl, fikir, hayal, çalışma nispetinde insan esmayı fikreder, hisseder, mahseder, zevk eder. O nispet. Yani insanda akıl, fikir, hayal bütünlüğü ne kadar çok olursa esmayı hisseder. Nasıl hisseder? Mesela bir misal vereyim. Ne zaman olmuştu? Bir anlatmak için diyeceğim. Bir ara oldu köyde. Allah'ın azametini o günde birisi ders yapacak. Fatihli Ermi. Bir dakika dedim. Ben bugün böyle bir halete girdim. O adam da başladı bu cinsten ders yapmaya. Mukaddeme'de konuştum abi, yani sen yoktun. Şu nasıl biliyor musun? Sanki ben bir buz düşünün, buz içinde his. Mesela şöyle. Ben neredeyim? Bu mekandayım. Bu mekan Tepecik. Tepecik İstanbul. İstanbul Türkiye. Git alemi şahadet. Alemi gaybda. Alemi gayb Allah'ın esmasında. Yani nasıl ki zahirde buz ama aslında su. Su esma olsa buz esmanın cilve cemal nakşi sanatı. Ben buzum ama esmayım. Bazen böyle sizde bende de inkişaf oluyor. Yani buz iken suya dönüşüyorsunuz böyle. Acabine gidiyorsun yani. Ben neredeyim? Allah'tayım yani. Allah bende değil. Allah içimde de değil. Su buzun neresindeyse, Esma Hüsna da benim oramda. Bu sefer bu biraz böyle akıl, fikir, hayal o zaman şey yapmıştım. Böyle acayip böyle Allah'ın içinde hissettim kendimi. Zaten de öyle. İçi dişi yok. Ama böyle her tarafı kapsadı yani. Allah bende değil, ben Allah'ın yanında değil. Allah, o ve ben, ikilik, hayır. Bu Halacı Mansur'un... Hiç bu işte. O hududu bozdu. Mesela hiç diyebilirdi. Ende hiç. Hiç de ikilik var, sen ve ben. Ondan hiç oldum. Ama hiç ender hiç, ikinci hiç... O ve ben, birinci iç. Ben içim. Kim? Ona göre ben içim. Oraya göre ben içim. Ama o da var, ben de var. İki var hala. Ne diyor? Ender, hiç. Bu ikiliği de kaldır. İlk önce ayrış. Yani bu mevcudattan bana imtiyaz bütün mevcudatı bağladı. O ve ben. Allah ve ben. İkilik var. Evet, güzel bir tehdit ama hala şirk kokusu var. Hiç ender, yani bu hadisenin ender derken normal sıradan değil. Bunu da, o ikiliği de kaldır. O var, başka bir şey yok. Ama aleminde, fiil dünyanda karıştırma. Şimdi
Esma'nın oraya okuduk. Akılla esmalarını bize dönüştürüyor. Akılla esmaların cilve, cemal, nakşı, sanatı bizi dönüşüyor arkadaşlar. Yani Allah kim, biz kim? Kelam-ı ilahi, ayet ve muhatap akıl. Bazı yerlerde duyarsınız, bazı hocalardan, alimlerden. Vahiy kalp muhatap olmuştur, ne aklı yahu. Ondan sonra şeydir falan derler. Oysa akıl, kalbin bir ayağıdır, bilmiyor. Mesela hayal başka, akıl. Akıl başka, kalp başka. Ama hepsinin çatısı kalp. Yani akıl, yani dima, kalbin hizmetçisi. Mesela ben ayakta duruyorum, iki ayakla. Burası ne? Hakisi efkar. Dima ve akıl. Mazar-ı hissiyat, bu ayağım. Vicdan. Vicdan tanımlamak için, tarif etmek için. Mesela mevcudat olmasın. Mevcudat olmasın, hayal edin, bir şey söyleyeyim. Allah'ın ne esması var, ne sıfatı var. Mahiyeti zatiye var. Hiçbir şey yok. Esma, sıfat, çuğunat, dışa açılımı için bunlar. Yani zuhurat noktasında tanımlanıyor. Bütün esmalar onundur. Şu masadakiler hepsi Hasan'ıdır. Masa Hasan mıdır? Leül Esma-ül Hüsna, bütün isimler, isim o değildir. Ama ulema demiş ki, aynadaki güneş, güneşte ne aydır, ne gayrıdır, o da odur denir, tamam. Ama Allah var iken, mevcudat var 18 bin alem, yaratılmadan önce, öyle Şafii Kerim, yani yapı itibariyle çekirdekten ağaç çıkmadan, çekirdek yapraktır denemez, çekirdek meyvedir denemez. Ama var, var ama bir kuvve var, öyle. 18 bin alim yaratmadan önce ki durum, çekirdekten ağaç çıkmadan ki durum. Bütün mevcudatı birden isterim demek, o zaman şunatını, sıfatını ve esmasını isterim demek mi? Oh evet, bütün mevcudatı isterim. Mevcudat nedir? Bak, vücut, ben Berzan. Vücut, benim melekut tarafım. Mevcut, mülk tarafım. Dişe vurur. Vücutla mevcut farklı. Yani buz, mevcut, su, vücut. H2O işte ben. Yani mesela alim-i şehadet, alim-i şehadet diyorum, alim-i şehadet ve şeceri hilkat, düşün böyle, kavşak. Alim-i şehadet, şeceri hilkat, alim-i şehadete çıktı mı mevcut oluyor. Çıkmadan önceki hal vücuttadır. Hani ehilleri bunu duysa çok acayip olacak. Yani 18 bin alem yaratılmadan önce esma ve sıfat diye belirleniş yoktur. Bilmiyor zaten. Amadaydı diyor Allah Resulü. Yaratmanca neydi? 146. Mesnevi Nuriye'de ilmi muhit ezeliden, temessül eden imkanı vücutlar, vücut mertebeni almışlarsa da ilmi ezeliye göre diye devam ediyor 146'da. Yani Allah bu kainatı yaratmanca ne yapıyordu? O işte esma ve sıfat içerisinde döngü vardı zaten. Demek ki esma ve sıfatlar mevcut olduğu zaman, vücut mevcuda dönüşünce, vücut mevcuda dönüşünce o tanımlanması gerekiyordu. Bu Şafii, bu Rezzak, bu Latif, bu Kerim denmeye başladı. Ama bir daha söylüyorum. Bu mevcudat yokken Allah haşa la teşbih ve la temsil mevcudat. Mevcudat demiyorum, vücut var. Mevcudat yaratılmadan önce vacibül vücut çekirdek gibi olsa, mevcudatı yarattı, çekirdekten ağacın tanımlanması, bu yaprak, bu çiçek, bu koku, bu renk. Evet çekirdekten çıktı ama çekirdekte böyle bir şey, bu şekilde yok. Kanuniyeti var. Esma ve sıfat da böyle. Abi şeyde, baştaki bahsettiğiniz vücut, kısmı vücuttan mevcut olur diyorsunuz ya. Evet, onu dönüştüren insan. Yani vücut en son olması, nihai olması gerekmiyor mu? Yani kudret, en son zaten odur zaten. Kudret taarruk ettikten sonra vücut olmuyor mu? Şimdi kanuniyete, ilmi vücuda kudret, ilim irade kudret olunca mevcut oluyor. Mevcut. Evet. Mevcut. Mevcudu insan
dedik ya, dışarı onu alıyor mevcudu. Oradaki ilim irade kudreti tazamun edip onu alemimizde vücuda dönüştürüyoruz. Aslına dönüştürüyoruz. Ondan geldik ona gidiyoruz. Tamam mı? Mesela bu mevcudat vücuttan gelmiş. Evet. Üç tane vücut var ya. Evet. Vacip, mümkün, mümkün evet. diye. İşte. Zihinde vücuda mı dönüşüyor? Mevcut vücuda dönüşüyor. Mevcut ama zihinde vücuda dönüşüyor. Şu dima berzak kabul etti. Dimada değil. Şu zihinde. Zihin. Ha. O zihinde. Mevcuda. Zihinde vücuda dönüşüyor. Aynen. Şuraya geldi. Vücut. Zihine indi. Mevcut oldu. Mevcut orada mevcudat oldu. O ama o orada zihinde tekrar vücuda geçti. Yani dönüştürme sende oluyor aslında. Bende oluyor. Evet. Senin için eğer bu sistem çalışmıyorsa ne vücutta ne vücut var. Fok balığı gibi yaşarsın. Mide boş kur. Baştaki vücuda ilmi vücut diyebilir miyiz abi? Baştaki vücuda o i̇lmi zatı vücut. İlmi vücuttan mevcudat oluşuyor. Mevcudattan manayı harfiyle vücut oluyor. Yani ilmi vücut demesek de çünkü vücut zatı sıfattır. Vücut, evet. Beka, vahdaniyet, kıdem, muhalefetün levadis var ya zaten. Evet. İlim ise subutu sıfattan. İşte sistemi bildik mi neyse nasıl tanımlarsan neyi kastediyorsan Allah Allah vücudu şeceri büyük insan olan şeceri hikate yani insanla vücudu bir vuruyor bizde. Burası mevcuda dönüştürüyor. Hani dedim ya çekirdeğe güneş bir vuruyor yanması gerekirken yeşil çıkıyor. Hayatı yok eden güneş değil mi yakıyor yok ediyor kurutuyor. Çekirdeğe bu vurunca yani çekirdek benim. Güneş vücut, çıkan ağaç mevcut. Çok akılla esmalarını bize dönüştürüyor. Adeta kelam-ı ilahiyeyi lef-i muhafuz ayete dönüştürdüğü gibi esmaları da akıl insana furkanlaştırıp ilme o oluyor. Hani tasdik neydi? İlim. İlim bilmek değildir. Bilmek, malumat, tasavvur değildi. Bakın. Bilgi, tasavvur, bilgi diyoruz. Bilgi, şu yapayım şurayı. Mesela bilgi, malumat, akıl, şuraya malumat diyeyim. Ha. Malumat, başka? Düşünce. Zanlar, düşünceler. Bunlar böyle, tamam. Bu akıl nereye dönüştürüyor? Tasdik denilen ilim. İlim bilgi değildir. Malumat değildir, zan değildir, düşünceler değildir. Akıl sistemine giriyor bunlar. 30 küsur tane imbiklerden geçiyor. Hüşyar, zekavet. Buraya giriyor. Burada, nasıl ki bu risalet dönüştürüldüğü gibi, buradan şeye dönüştürülüyor, akıla dönüştürülüyor, lef-i mahfuz gibi. Bu ilim nedir peki burada? Bilgi değil artık. Bu akıldakilere dönüşümü kabul etmek, dönüşmektir ilim. Bunlar imbitlerden geçti, yani imbit nedir? Vahiy, şöyle diyeyim. Vahiy, o kafiri kabul etmeyelim de, kafir de aklını kötü kullan. Bu sefer bu bilgileri, vahiy buraya geldi mi? Vahiy buradan geliyor. Şöyle yapayım. Arkadaşlar, vahiy geliyor. Bu düşüncelerini, bilgilerini, malumatlarını, zanlarını buraya attı mı? Attı mı abi? Vahiy sistemiyle bunlar değişti mi? Değişti. Vahiy buraya geldi. Değiştirdi. Bu vahiy ile değişen buna biz ona dönüşüyoruz. Fiil artık bu.
ilim denilen ilim tasdik, yani ilim onu tard eder. Ona dönüşmektir ilim. Bu dönüşmenin adı Furkan. Fiil. Fiil iltizam da Furkan oluyor. Canlı kura. Dima'daki ismi iltizam. Evet. Fiil iltizam. Furkan. Canlı Kur'an. Enel natikul Kur'an dedi ya İmam Ali. Ben canlı Kur'an'ım. Yani ilim ona dönüşmektir. Şeyde bu bir ara gene böyle yapmıştık da aklıma geldi. İlk derslerde. Bu tasavvuf şeyler geliyordu yedi duygudan veya dışarıdan. Hayalde suret libas giyiyorlardı. Sonra bizdeki emrin ismilerle vehim, zan, şüphe, düşünce, bilgiler cem olup bizim emri itibarilerimiz oluşturuyordu. İtibari nereye girer burada? Aklın o zaman arada demiştik sanki. Yok yok. Yani şey diyor. Tasavvurda. Emri itibari. Yani o da bir sistem. Sonra akıl. Emri nispi, emri itibar, vaydi kıyasın hep tasavvurda. Sonra akıla gelince ne fark oluyor dedim de. Düşünce vahiy ile farkındalık, sistem farklılaşıyor. Ne yapıyor? Boyalanıyor. Vahiy ne yapıyor? Vahiye muhatap oldu mu akıl? Vahiy kabul etti. Ne oluyor mesela? Ne? Bu vahiy yani bu ayetler. O bendim ya zaten Şecer Şükat. Onun içerisine atıyor bunları. Daha ne yaptığını bilmiyorum ama vahiy akla muhatap mı? Kabul ettin mi? Kabul edince senin akıl sistemini artık şey yapmıyor. Mesela diyelim ki cep telefonu. Kartı taktın, verdiği şifreyi onayladın mı? Sen uyduyla bağlantıya geçmedin. Uyduya bağlantı geçmese, kart takmasan, kartı takmadın, telefon ne olur? Demir yeni olur. Eğer bunu kartı takarsan, şebeke onaylamış oluyorsun. O kart, yani telefon, beden. Batarya, hayat. Yazılım, ruh. Kart, şebekenin kartı, iman. Uydu, haşa, vacibül vücut. O sistem buraya entegre oldu mu? Sanki oydu buydu. O küçük buraya taşındı. Ben burayla her yere konuşuyorum, görüşüyorum. Ha, o zaman burayı nasıl değiştirdi o uydu? Aklın vahiy değiştiriyor. Vahiy deyince böyle bir bilgi aktı zannediyoruz ya. Vahiy içerisi bilgi değil ya. Vahide his var. Şuur var. Her şey var. Güneşin vahiy bir sistem değil mi? Güneşin çekirdeğe vurup içini dışına çıkartması gibi aslında. Ha, mesela güneş çekirdeğe vurdu. Güneş ateş kürede hayat olur mu? Yeşillik olur mu? Koku olur mu? Çekirdeğe güneş mi vurdu? İçi çıktı, ne çıktı? Koku, renk, tat, letafet. Bak şu yaprağa bak. Öyle değil mi? Şimdi güneş çekirdeğin içini nasıl dışarıya çıkarttıysa vahiy de aklın içini böyle çıkarttı. Sonra tasdik denilen, yani onu dönüşümü kabul ettik, tasdik edince bu vahiy ile, bak şimdi düşünce, bilgili, malumatlar, zanları vahiy ile dönüşümü kabul ettiğin anda dönüşmenin adı ilimdir. Bu da Furkan'dır. Sonra devam edeyim. Esmalarını zat-ı hayyu kayyum bütün esmasını ihsas etmek ne demek? Akılla bulmak dedi ya, hissetmek. Akılla bulmak, fikirle bilmek, hayal ile görmek. Peki biraz daha dışarı çıkarsak, idrak etmek, bulmak ve akılla. Zannetmek, bilmek, fikirle. Duyurmak, görmek, hayal ile. Yani şeyinize, cebinizde göndermişiz bu sayfayı. Bizde bulunan bil kuvve esmalar bil kuvve bizde bulunuyor. Akılla, fikirle, hayal ile ne yapıyoruz biliyor musunuz? Akıl ile, fikir ile, şunla, akıl ile, fikir ile, hayal ile. Bizde esma yazılım var. Ve alleme Adem esma-i külliha. Bütün isimleri öğrettik. Peki bununla ne oluyor o bizde bir kuvve esmalar? Esmalar cilve, cemal, nakış sanatına bir fiile dönüşüyor. Yani çekirdek bu kiraz oluyor.
O zaman dönüşmekle insan canlı ve şuurlu hayatta Furkan oluyor. Kur'an. Furkan. Son bitiyor. Risale-i Nur külliyatında zat, hayyu, kayyum devamlı zikredilir. Zat, burada o zaman yazmışım, zat iradedir. Hay, ilimdir. Kayyum kudrettir. Allah zatiyle insandadır. Sıfatlarıyla kainattadır. İtikadımız o değil mi? Allah zatiyle insandadır. Sığmadım kainata. Beni seven müminin kalbine sığdım. Ama sıfatlarıyla, ilim, irade, kudretiyle kainattadır. Subut üzerinde. Demek ki ilim, irade, kudret cem edersek kelamdır. Kelamın elleri neymiş? Fikir, akıl, hayal. Hay, zat, kayyum ise insan bunlarla Furkanlaşıyor. Ben istersen bunu çizeyim ve bitsin konu. Burayı siliyorum. Veya şuraya son olduğu için silmeyeyim. Çünkü son şeyi. Şurayı yazayım. O var zaten eser burada. Ortadaki o değil mi? Değişti şimdi. Değişik yazı. Şimdi zat, irade. İlk böyle kainata bakınca ağaca ne gözükür? İrade. Sonra Allah Allah bu neyle yapılmış? Yani bu neyin nesidir? İlim. Sonra kudret gözükür. Fakat burada değiştirdim şunu. Ha, onu değişmiştim. Evet. Şimdi şurayı hangisiydi? İlim irade. Şurası. Bir de şurası. Şimdi insan esmalar bunlar. İnsan bunlarla Furkanlaşır. Canlı, hissi, ruhlu Furkan olur. Furkanlaşır. Tamam abiler. Burası ise kelam, esmalar bu, kelam. Kelam üçünü tazamun ediyor. Şeyin elleri, insaniyetin elleri olan akıl, fikir ve hayal. Ve böylelikle bugünkü dersimizin sonuna geldik. Allah bununla muhatap ettiği için, ettirdiği için sonsuz şükürler olsun. Kainatın, zerratın, mürekkebatı ve sıfatları sayısız sayılarınca hamdü senalar olsun. Hizmet-i İmaniye'nin Kur'an'ı tekrar bize nasip ettiği için Peygamber aleyhissalatü vesselam'a vesile olduğundan, ustadımız da vesile olduğu için onlar bir tane Peygamber aleyhissalatü vesselam salatu selam olsun. Ustadımıza da Allah rahmet etsin. Hepinizden de Allah razı olsun. Çoluk çocuğumuzdan, insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arzı afatlardan,
maddi ve manevi hastalıktan hıfzı emin eylesin. İştiraka mal-i hüreyden hissimizi ziyade eylesin. Hakikatlara, doğrulara Cenab-ı Hak yakın etsin. Şerlerde, rızası olmadığı şeylerde bunların yüzü sürbetine bizi uzak eylesin. Ahirde vahumen elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tan as-salamu aleyhi. Amin.